Yani, geldi, başladı. Yayın başlıyor. Evet. Bizi uyar. Uyarın beni. Ben ne yapayım bardağım? Dünyanın en saçma haber bültenine hoş geldiniz. Ben Deniz, dünyanın en kötü insanı İlker Canikligil. Dünyanın en habersiz insanlarından biriyim. Yanımda dünyanın en iyi insanlarından biri olmayan ama adam olduğu iddia edilen mühendis, ışık uzmanı. Mustafa Selen. Dünyanın en kötü haber bültenine hoş geldiniz. Kameranın arkasında sevgili ekibimiz Nazım Yılmaz, Gülsemin Angıçlan, Yaren Açıkgöz ve Selahattin Demirtaş. Mertcan Demirtaş. Bu programı yapmayın. Bu program berbat bir program dediniz. Benim huyumu bilmiyorlar arkadaşlar, değil mi? Ama zaten yapacaksın. Ben bir şey yapma denirse çok kötü yaparım Mustafa. Mesela şöyle. Evet. Habersizler hoş geldiniz. Ekibimiz bu sefer çok iyi çalıştı. Okuma yazmayı öğrendiler. Ses çok kötü diyorlar. Hemen bakıyoruz. Neden ses çok kötü? Çünkü görüyorum patlıyor buradan. Yankı var, patlıyor, rezillik üstüne rezillik. Geçen bölümde hepimiz üstümüze düşeni aldık. Bana aşırı sağcı milliyetçi yazmış birisi. Nazım zaten, evet Nazi, zaten Nazım. Seste yankı varmış çocuklar. Sesin şeyinde, isminde var zaten o senin. Tabii abi. Nazim. Tamam, Nazim. Olmaması lazım. Evet, yankı sorunu çözülmüş. Benim ilk söylediklerim anlaşıldı mı bilmiyorum ama. Merhaba arkadaşlar, dünyanın en saçma haber bültenine hoş geldiniz. Yanımda Mustafa Seven. Evet. Neden Mustafa Seven? Gördüğün gibi aynı. Ya şu belediyeden arıyorlar. Belediye flütüyü kapatmak istiyor sayın seyirciler. Dolayısıyla zor durumdayız. Ekran Bey mi yapıyor acaba? Ekran Bey mi yapıyor acaba? Yok, Ekran Bey yapmıyor da. Evet. Nerede kalmıştım? İşte Mustafa Seven, İlker Canik dediğim. Sorularla başlayalım. Evet, habersizlere hoş geldiniz. Sözülmedi mi acaba? Sözüldü diyorlar. Var mı? Hayır. İlker Hoca'nın sesi derinden geliyor. Hep öyle olur zaten. Duyabilen. Ses. 1, 2, 3. Hayır, derinden gelmiyor. Ben orada görüyorum. Arkadaşım bir gün düşün programı. Abi trollü mü? Yok, hayır. Kapalı kapalı. O zaman Gülse trollenme şekerim lütfen. Yanlış mikrofondasınız sanki. Gülsema demiş ki kameradan alıyoruz sesi gibi. Gülsema da mı buradaymış? Canım Gülsema. Evet. Tabi buradakilerin beceremediğini görünce belki acaba gelirler miyim umuduyla gelmiş. Gel Gülsema, kurtar bizi. Çözülmedi. Ses uzaktan geliyor. Peki. Şakaydı bunlar. Peki ne yapalım? Bırakalım. Mertcan beni bir dinler misin? Bunu kapatıp kamerayı açar mısın? Ben normal. Çok eski bir haber. Ses 1, 2, 3 ses. Benim mikrofonumu görüyorum, çok düşük arkadaşlar orada. O iki mikrofon var ya. Ses. Bence ses. Bizi 5 dakika sonra seyretmeye başlayın. Evet, aç, 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 ekranda aç, böyle aç, konuşalım aç, aç, bunları. Aç, aç abi, korkma, aç. Halledelim. Aç. Ses 1, 2, 3 ses 1, 2, 3. Evet. Şu an daha iyi olmalı. Evet, devam ediyoruz. Şimdi İlker, geçen bölümü seyretmeyenler için habersizlerin ne olduğunu bir anlatsana. İki mikrofon arasında gecikme var diyor Mert Kafalı. Ne? Hallettik. Artık bir sıkıntı yok. Habersizler, dünyadan habersiz iki insanın... Tamam, düzeldi. Öyle. Habersizler, dünyadan habersiz iki insanın en az onlar kadar habersiz diğer birkaç insan tarafından hazırlanmış haberleri, onlar tarafından anlatılmasını dinlemeleri ve buna karşı yaptıkları saçma yorumların bir araya getirilmesiyle oluşmuş harika bir YouTube programıdır. Ha, gazetecilerin çok kızdığı... Gazeteci değilseniz niye böyle şeyler yapıyorsunuz dedikleri. Tabii canım diyor. Ben gazetecileri hiç sevmem arkadaşlar. Dolayısıyla bu habere sevindim şimdi, sabahım çok şenlendi. Hayır, gazeteci değiliz zaten. Öyle bir iddiamız da yok. Sohbet Allah programı korusun, diye niye gazeteci olalım? Yok öyle bir şey. Ben de bununla açmak istiyordum aslında. Buyurun. Habercilik konusunda ne düşünüyorsunuz? Habercilik çok fena bir meslek değil mi? Yani çok fena. Haberciler olmasa biz nereden haber alacağız ki? Gerek yani yok haber almana. 2-3 senedir Twitter'ınız bilmem neniz var diye konuşuyorsunuz. Bu kadar zamandır nereden alıyorduk haberi? Evet, ilk haberimizle başlayalım. Peki. Tamam. Hocam, ilk haberimiz sizi birazcık yakından ilgilendiren bir haber. Öyle mi? Evet. Beni yakından ilgilendiren bir haber olmadı mı? Çünkü olay Fransa'da geçiyor. Hmm. Ve kapı açılıyor. Haberi girdik. Olay Fransa'da geçiyor. Fransa'da emeklilik yasası protestoları dinmiyor.
Emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkmasını öngören yasa tasarısının meclisi bypass ederek yürürlüğe konmak istemesi, emeklilik reformuna karşı olan kitleleri çileden çıkardı. Grevler, gösteriler devam ediyor. Protestolar şiddetlendi. Polis müdahaleleri sertleşti. Tansiyon düşecek gibi değil. Evet, ben bunu duydum. Fransa'daki bir izleyicimiz dün anlattı. Elize Sarayı'nın önünde dün 500 bin kişinin toplandığı falan söyleniyordu, bilmiyorum. Evet, hatta dün evet dün yaptılar. Dün toplandılar. Mikrofonu uzak tutuyorsun. 62'den 64'e çıktığı için de. Evet. Ama şöyle anayasanın bir maddesi varmış. Meclis reddetse bile bizdeki gibi aslında hükümet zorla, yani bypass etme hakkını kullandı Macron. Yani meclis reddediyor ama ona rağmen geçirdi yasayı. Öyle olunca da Fransızlar zaten sokağa dökülmek için. Yani ona verilen yetkiyi kullandı ama şimdi tabii yani Fransa'da abi grevsiz bir Fransa görmedim ben hiç. Her gittiğimde sürekli grev vardı. Şu an bayağı büyük bir grev oluyor ama adamlar 62-64'ü konuşuyor. Bu arada bizim EYT'ciler sevinmesin yani, hani arada büyük bir fark var. Bizde 38 yaşında, evet. Buyurun gelin. Aramızda 40 yaşında olanlar var. Bir kere haberleri çok güzel okudun. O akıcı Türkçenle böyle okuduğun için teşekkürler. Okuma yazması gayet iyi. Evet, yani en azından artık öyle bir eleştiri almayacağız. Yani buzlu badem sendromu. O kadar her şey bitmiş, aşmışlar ki. Duymuyoruz diyorlar arkadaşlar. Olarak. Var mı böyle bir şey ya? Duymuyor musun? Alo. Benim... Hayır, şu an duyuyorlar. Dünyayı biz, durdurun, ses kötü. Çok mu patlıyor? Bizden birisi normal YouTube yayını seyretmiyor mu? Cızırtı var. Aman tamam. Bir dakika. Sonra. Yayına bakmıyor mu kimse abi? Ses kötü. Ha? Dünyayı durdurun, ses kötü. Ya onu boş ver de. Yayına bakan var mı abi? Evet, ben bakıyorum. Ve? Dinliyor musun? Ya boşuna konuşmayalım, kapatalım gidelim yani o zaman. Kulaklık verelim, kulaklıkla dinle. Gayet iyi. Okey. Peki. Gayet iyi. İkinci haberimize mi geçiyoruz, bu Fransa'yı mı konuşacağız? Bir saniye bakalım. Soru soran arkadaşı duyamıyoruz. Şu an iyi. Ama hemen altında... Trolleniyorsunuz, haberiniz büyük var. İhtimalle ya olabilir. Arkadaşlar, yalan yanlış yazmayın. Hülse'cim okuma ne olur, sen haberlere gidelim. Hülse, öpeceksin mikrofonu. Yani Macron neden bu reformda çok ısrarcı? Neden çok ısrarcı? Şundan ötürü, çünkü emekliler o kadar çoğalmış ki, artmış ki, ekonomiye artık büyük bir yük oluyor. Yani çalışan insan sayısından daha fazla emekli insan sayısı var. Macron bu nedenle daha da büyük bir ekonomik krizin önüne geçmek için ısrar ediyor ve aslında... Aa, sen de Macroncu eğilimler görüyorum. Yani. Yok, hayır, Macron'u savunmuyorum. Macron biraz Tayyip gibi davranmış bu olayda. Hemen böyle yasanın onaylanmayacağını sezip, anlayıp bir şey yapmış yani, hani biraz sert davranıp hemen yasaya geçirmiş bakanlık. Anayasanın 68. maddesinin kendisine verdiği yetki. Fransa'da şey var mı? Amerika'da olduğu gibi hani belli bir yaşın üzerinde üretmeyenlerin şehir merkezinde, işte New York'ta olmasınlar diye Florida'da işte vergi daha düşüktür. Yaşları bir yaştan sonra emeklilik hayatı için oraya alırlar. İşte oralar biraz daha emekli hayatı için uygun organize edilmiştir. Fransa'da öyle uygulamalar var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Hani sahillere gönderiyor. Florida'ya. Yok öyle bir şey. Hayır, yani Amerika'da Florida o iş merkezi. Peki büyük haberi duyuralım mı? Buyur. Ben EYT'ye başvurdum. Ya bunu bana bırakın, ben konuşacağım. O kadar yayında, o kadar muhalefet ettin. Bak hayatta prensipler, tutarlılık önemli ya. Bak gerçekten ben çok tutarlıyım abi. Ben bir insanda tutarlığa bakarım. Yani bu kadar göm insanlarla dalga geç vesaire, ondan sonra da ben sakalıma bakarım. Ne güzel hayat ya. Hocam tek bir soru sormak istiyorum size. Buyurun efendim. Utanmadın mı? Neden? Ne neden? Neden başvurdunuz? Aynı idrime iş üzere. Ya sen nasıl bir insansın ya? Ya bence... Ne oldu? 7500 yaptı. Peki İlker Hoca'nın ne dediğini burada açıklayacağım. Dedim ki hocam, o parayı ne yapacaksınız ki dedim. Kedilerime bakarım dedi hoca. Ya, böyle hiç sulandırmayın. Bak hayatta bazı şeylerin... Açıklama, söz hakkı bile vermeyin. Et önemli. Nasıl o çocuk o selamı verdi diye okuldan atılsın dedik. Hiç kendini savunmamalı bile yani.
Ya ben artık emekliyim abi, bana ilişmeyin ya. Evet arkadaşlar, tamamen karşısındayım. Fransa'daki Macron'un arkasındayım. Hmm. 64'e çıkarılması gerekiyor aslında. Ya sana kastasında ben... 70, 80, 90. Yok abi, ya Türkiye'de 64 fazla olur, onu söylemek lazım ama mesela bizimki de çok erken. Benimki erken bence. Ama bunlar zaten Türkiye'yi bilmiyorum da dünyada kafadan uydurulan rakamlar değildir. Bir şeye bakıyorlar. Türkiye'de abi. Kafadan uydurulan rakam abi. Yani ben şimdi 50'yim oluyorum. Hmm. Nazım Bey çok bozuluyor çünkü eksik günü varmış. Olamıyor kendisi henüz. Henüz 40 yaşında. Biraz daha bekle çocuğum, yavaş yavaş. 2-3 sene daha. Ama İlker'in fikrini söyleyelim. Türkiye'deki emeklilik sistemi kadar ballı bir sistem yok diyorsun yani. Hoca ayda 400 dolara davayı satmış diyorlar. Oğlum 400 dolar iyi para ya. 400 dolara bir webcam alırım, bir şey yaparım. Mikrofon alırım, belki sesler düzelir. Bir eleman daha alırım sesten anlayan, bak olabilir. Ayna alırım, bir şey yaparım. Gerçekten geriliyorum, bir sonraki soruya geçelim. Benim asıl ilgilendiğim bu paraya çok iyi para dediniz dün. Onu daha önce EYT'de konuşmuştuk zaten. Hanımefendiye de açıklamıştık. Canım, Türkiye'nin emeklilik sistemi dünyanın en iyi emeklilik sistemi, onu söylüyorum. Göreceli şu andaki şartlarda. Yani öyle, sen söylediğinde şöyle anlıyorlar. Oh çok paralar veriyor falan. Hayır, hani, bir gerizekalı alacak. Diğer sistemlere göre daha avantajlı yani, çok yönü var. Yani Fransa'da millet 500 bin kişi Elize Sarayı'nın önünde şunun mücadelesinde herifler. 62'yi 64 yapmayın diyorlar oğlum. Burada 38 yaşında kadınlar 43 yaşında erkekler olabiliyor. Yani bu korkunç bir şey abi. Yani benim emekli olmam, şimdi bana bakın ya, ben emekli olabilir miyim abi, olmamam lazım. Keşke olsun. Daha olmadım bu arada, belki belediye durdurur. Ha. Emekli olmam gerekiyor yani şu an. Yani ben emekli... Hayatım bir şey gerekmiyor. Ufak bir şart var ama gününü de doldurmuş olman gerekiyor. Arkadaşlar 9000 günüm var. Aslanlar gibi emekliyi hak ettiğime inanıyorum. Ya çalışmış ya. Adam çalışmış ya, ödemiş. Arkadaşlar çok sorumuz var bugün. Çok evet, konumuz var. Buyurun. Evet şimdi bir saniye. Evet şimdi. Son bir şey. İlker abinin sigortası fazla yatmıştır. Fazla emekli maaşı alır değil. Hayır, ben en düşükten yatırmıştım. Evet. kendi yatırıyorsun. Evet. İkinci haberimizde. Söz veriyorum, çok güzel okuyacağım. Çok çalıştım dün akşam. Derken bile konuşamıyorum. Evet. AFAD'ın hizmet binasında evraklar karartılıyor mu? Haber başlığımız bu şekilde. AFAD Twitter'dan yaptığı açıklamada bugün saat 5 sıralarında başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış. Yangın tüpleri ve yapılan müdahaleye kısa sürede söndürülmüşler. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam etmektedir ifadelerine yer verdi. Twitter'dan böyle bir açıklama yaptı. Altta başka yazı yazıyor şu anda. Trump tutulacağını iddia ederek Allah'ın cezası herifler. Evet. AFAD'a geldik. Evet çocuğum. Evet İlker. Sen başla. Ya ben altyazıya bakmaktan şöyle, şey yapamadım. AFAD ne demiş? Abi genel bir güvensizlik ortamı var. Normalde bu başka bir yerde deriz ki ufak yangın, her yerde kaza çıkabilir. Bu da Cin Ali fıkrası gibi, tam da oraya mı denk geldi? Yani tam da AFAD'ın bu kadar eleştirinin altında olan bir kurumun ilgili arşivinde bir ufak yangın çıkmış. Bazı belgeler anladığımız kadarıyla artık kullanılamaz halde. Bunu da yarın bize soruyor. Tam da habersizlere uygun bir şey. Yani yandı mı yanmadı mı, kim yaptı? Ha ya yani bu bilinemez yani. Oldu mu? Birileri inanmak isteyen inanıyor olacaktır. Şuna inanmak isteyen yani yangın çıkmıştır, bu ispatlanabilir bir durum. Ama hani bilerek mi çıkartıldı, tesadüf mü oldu? Onu kimse bilemez. Ama bunun üzerine Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir tweet attı. Ha. Tweet'te şu yazıyordu. Belgeleri yakalım derken binaları da yakmayın lütfen yazıp gülücük işareti koymuş kendileri. Tamam, bu da işte bir şey, dürtme cümlesi yani, orada bir soru işareti bırakıyor. Ben biliyorum ki diyor, siz aslında belgeleri kasti olarak yaktınız diyor. Bir de ben bu olayı araştırırken şöyle bir şey gördüm. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıar çok sinirlenmiş bunun üzerine. Kim efendim? CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıar. Çok sinirlenmiş. Evet, neye sinirlenmiş? Kemal Bey'in açıklamasına mı? Hayır.
bu çıkan yangın olayına çok sinirlenmiş. Son zamanlarda işte deprem kaynaklı AFAD'a yapılan birçok bağış oldu biliyorsunuz diye. Tamam, evet, bak. Bu bağışların makbuzlar gitti diyorsunuz. Evet, bu bağışların nereye nasıl gittiği ve bunların belgelerinin yakıldığını iddia etti hanımefendi. Yani bu çok inanılması bir şey ama çok basit de bir çürütme yöntemi var. Bugün hemen AFAD çıkar der ki... Dedi galiba ama zaten ben... Makbuzlarımız dijitali, bunlar, bunu aldık. Biz dijitali şu... aktarmıştık zaten. Aferin bak. Şimdi ben düşünüyorum... Tamam, haber yalan yani. Yani şimdi şöyle, ben de kamu kurumunda çalışmıştım. Evet, bütün evraklar aynı zamanda dijitale de aktarılıyor. Fakat... Bak. Bazı evraklar değiştirilebiliyor. Bazı evraklar... Tamam, ne diyorsun, değiştirilmiştir mi diyorsun? Yani yok, orijinali yani devlette şeyler, imza tutanak. Devlette bir şey kaybolmaz. Söylemek istiyorum. Kamu kurumlarında evraklar yok edilmek istendiğinde yok edilebiliyor. Tabii. İnsanlar için de geçerli. Şey şimdi İlker'i yok etmek. Evet. Şu benim EYT videosunu silebilir miyiz kanalda? AFAD'a artık güvenemediğimiz için. Evet. AFAD işte yok orada evrak yoktu, hepsi dijitale aktarılmıştı falan diyor ya. Yani bunun ciddi anlamda soruşturulması gerekiyor. Hangi evraklar kaydedildi, hangisi uçuruldu? Bir de tabii ki yani mümkün bir şey. Yani zamanlama da manidar. Peki. Yani bu insanların vicdanlarında AFAD zaten bitti. O yüzden hani bunlar detay eğer... AFAD bitmiştir. AK Parti devam kesin ederse kesin bilgi mi bu hocam? AFAD bitmiş mi? Vicdanen bitti yani. Bizim bu kadar üzerine titrediğimiz bir şeyde bu kadar saçma sapan uygulamalar artık... Kim ne derse yani deprem sırasında AFAD yöneticileri halay çekiyordu deseler bile inanacak durumdayız o yüzden. Evet, next. Evet, sıradaki haberimize geçiyoruz. Duygu Gündüz, bu arada Duygu Gündüz demiş ki İlker hocam beni hayal kırıklığına uğrattınız. Emekli olarak sizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm Duygu ama maalesef. Bu parayla zaten verdiğimiz bursları arttıracağız arkadaşlar. Evet, ya. Buyurun. Tam öyle demedi. Tam öyle demedi mi? Neden? Emrah yüzünden bakıyordum o programa. Emrah var diye. Emrah harika gülmüyor mu ya? Evet. Yattı kalktı kahkahalar. Yarınlar yokmuşçasına gülüyor. Müthiş. Tam öyle demedi. O bir çarpıtma. Gördüğünüz gibi her şeyden de haberimiz varmış ya, ya Mustafa. Evet tam öyle sen demedi. Tamam abi. Siz anlatın. Nasıl yani siktiretin iki anlamı olabiliyor. Bu da Türkçe. Merhaba. Türkçe derslerimize hoş geldiniz. Siktiret. Carl Sagan'ı siktiret. Ayrı bir şey. Ya sen Carl Sagan'ı siktir et. Ayrı bir şey. Bu vurgu burada önemli. Ha. Ya Mustafa'yı siktir et. Ya Mustafa'yı siktir et de Gülse'ye bak gibi. Çok güzel örnek. İkisi evet, farklı. Evet yani orada Emrah şey diyor. Ya ben bu arada Carl Sagan hakkında pek bir şey bilmiyorum falan diyor haliyle. Celal Şengör de onu rahatlatmak için diyor ki ya sen tarihçisin boş ver onu. Ya boş ver onu anlamında... Siktir et diyor. Evet. Fakat hemen... Sen de bunu bile bile burada çarpıtma yaparak... Hayır şunu söylemek istiyorum. Ben konuyu Celal Şengör'ün densizliklerine, zırvalarına getirmek istiyorum. Ya niye? Hocamızla ilgili böyle... ne oluyor şu anda? Ben, ben severim. Ben severdim kendisini. Yani bir jeoloğun böyle ya işte siktir et onu filan demesi... Ay, ondan aman. Sonra ona buna zırva demesi, onu bunu aşağılaması... Zırva! Ya siktir et de diyemeyecek mi? Yani koskoca bilmiyorum, adam yani. Ben... Dünyanın en ciddi haber programına hoş geldiniz. Ama şunu unutuyoruz. Yaş faktörü çok önemli. Aynı şey diğer tarihte neydi? Ya İlber Hoca'nın ağzı İlber Ortaylı öyle bir bozuk öyle. Ki ben bir de tanıştım kendisiyle. Abi ağzından çıkan 10 kelimenin 8'i kesinlikle küfür. Bak İlker mesela çok küfür eden bir adam değil. Ben 5-10 sene içinde onun da böyle çok küfürbaz olacağını düşünüyorum. Babamdan biliyorum bir insan belli bir yaştan sonra ya da belli bir bilgiden sonra onu bilmiyorum babamda görmedim onu. Abi stratosfere çıkıyor artık yani babam 90'dan sonra biz şimdi aman bir şey söylerim karşı taraf kırılır başıma ağrır falan diyoruz ya. Yok, ya Allah tazik hiç vallahi bakmıyorlar öyle şeylere. Bu arada aslında iyi hatırlattın Cenk Hoca'yı söyleyince bizim aklımıza kim geliyor? Cenk Hoca geliyor yaltırak onun doğum günü onun da doğum günü kutluyor olalım. Aa bu değil mi? İyi ki doğdunuz hocam. Hmm. Teşekkür ederiz. Cenk Hoca, Cenk Yaltırak. Evet, Twitter'da gördüm. Hocam, nice yıldır. Evet, Carl Sagan'a, bu Carl Sagan konusu tartışmalıdır. Evet. Carl Sagan'ı anlatsana hocam. Anlatayım. Carl Sagan evet. Kimdir hocam? Hadi onu bir da anlat. Bir de İlker'den dinleyin.
Kuzenini anlatır gibi. Carl Sagan çok önemli bir adam ama çok önemli bir bilim insanı değil aslında. Yani şöyle, popüler bilimin popüler bilim olmasını sağlayan adam biliyorsunuz. Kozmos diye bir televizyon programı yapmıştı. Galiba 80'lerdeydi. O bir sürü insanı çok etkiledi ve bir sürü insan o yüzden bilim insanı, bilim adamı olmayı seçti ki hatta aynı programdaki Çağrı da aynı şeyi söylüyordu. Pardon, bize NASA için geldi ya. Umut Bey o da aynı şeyi söylemişti. Yani Carl Sagan, bir de romanı var ayrıca Contact diye. Sonra film yapıldı. Jodie Foster. Yani şey, çok bilinen, çok önemli bir yani bilim insanı olarak çok önemli değil. Belki Celal Bey için de aynı şey söylenebilir. Celal yani, büyük bilim insanı. Hayır abi. Yani başka bir alana geçti Carl Sagan ve orada devrim yaptı. Sonra biliyorsunuz Kozmos tekrar yapıldı. Karısı Neil deGrasse Tyson'la beraber yaptılar. Remake yaptılar yani. Kozmos'u bir daha yaptılar birkaç yıl önce. Hı hı. Çok önemli bir adamdır. Çok güzel birkaç kitabı var. Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı diye bir çok güzel kitabı Bilmemek var. Bilmemek ayıp mı? Yani genel olarak dünyada bilimi popülerize eden çok önemli bir insan. Ama İlber Ortaylı Hoca özür dilemek için Cel Şengör'de ilgili bir yazı yayınlamıştı ya. Çok ondan daha iyi demişti. Falanca Celal'den daha iyi dedikten sonra bir özür yazısı yayınladı. Orada öyle dedi mi? Ki Celal Şengör Türkiye'de başka kimsenin elde edemediği dünya çapında şu başarılara sahiptir falan filan dedi. Yani Celal Bey belli ki, çok ben yakından takip edemedim kariyerini ama çok önemli bir bilim adamı. Celal Şengör bilim adamı değil diyecekse kim var? Hayır, bilim adamı değil demiyorum. Şu an bilim adamı kimliğinin önünde bir kimliği tabii, var. Şovmen yani. Hani evet. Sürekli çıkıyor bir yerlere. İşte, bu bir tercih tabii. Kitaplarını da okumak isteyen okur. Ben televizyon programlarını daha çok takip ediyorum. Ben şunu konuşmak istiyorum. Özellikle Gülse'de linç etme eğilimi görüyorum. Geçen bölüm yaptı. Üslup. O zaman benimle çalışman çok yanlış aslında. Yani üslup bak. Şimdi. Ben ekran karşısında bir bilimcinin. Ekran ne ki ya? Allah aşkına bak. İki tane seçenek sana. Biz sizi yalnız bırakalım mı yoksa? Hayır, fikrimi söylüyorum müsaadenizle hocam. Bir tanesi çok içi boş bir insan, harika bir üslubu var. Bir tanesinin inanılmaz içi dolu ve çok kötü bir üslubu var. Tercih mi karşılıyorsun? Hayır. Önce insan olsun ya. Ha, yapma. İnsan ya, çok var. Hayır, şimdi şöyle. Çok çok var. Tamam, Celal Bey diyelim ki orada sadece ya sen boş ver onu, bilmesen de olur dedi. Ki Emrah'ın Carl Sagan'ı bilmemesi falan da tuhaf geldi bana. Onun dışında yani Celal Bey'in üslubu, dikkat çektiği noktalar, işaret ettiği Emrah Carl Sagan'ı bilmiyor değil. Ona anti-entelektüelizm evet deniyor. Hı-hı. Emrah ona oynuyor. Hayatı onunla oynamakla geçtiği yani için. Oynamak şok, şok, şok. Yok. Flash. Yani. Hayır, yani hemen anlatalım. Anti-entelektüelizm nedir? Çok merak ettim. Amerika'da bu 70'lerde falan çok moda oldu. Yani ben onu bilmiyorum. Yani ben Carl Sagan'ı bilmiyorum demek. Oğlum. Hype. Yani biliyor, nasıl bilmiyor? Tamam çocuk. Her boku bilen ki, adam. O kadar. Emrah, sana sesleniyorum. Uzmanı değilim dedi adam. Hayır, hiç yani adını duydum dedi. Ha. Abi Carl Sagan'ın sadece adını duymak diye bir şey söz konusu değil yani. Carl Sagan'ı bilirsin. Yani Celal Bey'in ben tavrını, tarzını falan beğenmiyorum. İlber Hoca'yı da beğenmiyorum. Biz şimdi burada siktir et, siktir et, siktir et, siktir et desek bize de mi kızacaksın? Hayır. Hayır. Şimdi desek. Şöyle bir şey var. Ya o adam Türkiye'nin şu an yani ne söylerse söylesin tek doğru bilimsel kanıt olarak kabul edildiği bir insan. Yok be. Okey. Yani feyiz veriyor. Bir sürü öğrencisi. Tamam o kısmını da alalım. Siktir et demesin. Hayır, siktir etsin duymayız. Anlayın da kadına taciz yani bir kadına hoppa yani tacizini anlatıyor. Yok işte eteği kalktı da şöyle oldu. Ha onları bilmiyorum, o başka konu. Bir insanının ekranlar tacizde bulunmamız. İzleyen bir sürü genç, bir sürü ergen insan varken böylesi tavırlarını doğru bulmuyorum. Tamam. İyi bulmuyorum. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Sevgili Celal Şengör'ün emekliliği mi geldi acaba? Olabilir. EYT. O çoktan emekli olmuş. Gerçekten çok inandığım bir atasözü vardır. Kurt kocayınca çoluk çocuk maskarası olur derler. Celal Şengör yani hepimiz eleştirdi. Herkes için eleştirilebilir her şey de.
Yani değerli bir bilim adamı. Şimdi Cihan Şengör olmasın mı? Yani bu bence haberi geçirdim de. Bence de siktir etmemesinde hiçbir sakınca yok. Şeyi merak ediyorum. Onu mu diyorsun? Evet. Celal Şengör 30 yaşında da bu kadar ünlü müydü? Ama tabii Carl Sagan da değerli bir insandı. Yani ona siktir et. Yani o Carl Sagan'ı siktir etme. Carl Sagan'ı siktir etme. Yani siktir et Carl Sagan'ı, biz konumuza bakalım dediyse evet. Eğer. Yani şöyle ama burada meseleye biraz geriden bakabilir miyiz? Lütfen onu siz yapar. Bir insan çok değerliyse bir alanda. Şimdi Türkiye'de böyle bir sorun yaşanıyor. Tuvalete de gitmemeli. Hayır. Ben çok iyi piyanistim diyelim ki, her konuda fikrimi beyan edebilir miyim? Abi şununla alakalı, insanlar seni sadece piyanistliğinle alakalı kale alıyorlarsa ister beyan et ister beyan etme, kimse dinlemez. Ama sen her konuda fikir beyan ediyorsan ve herkes seni her konuda arkandan geliyorsa, ne kadar itibar görüyorsan, sen de o gazla devam ediyorsun. Var mı hayatında hiç bir şeyleri bilmediği halde biliyormuş gibi şeyden? Hiç duyuyoruz öyle şeyler. Sen varsın. Yok estağfurullah, ben. Benim iki tane konu. Ya ama bir dakika, şunu ayıralım. Her insan her konuda fikir beyan edebilir. Bunda kesinlikle bir sakınca yok. Oradan şu kötü şimdi... ama şu kötü. Ben çok iyi jeoloğum, dolayısıyla sosyoloji konuşuyorum diyemezsin tabii ki. Yani evet. Senin oradaki, yani sen jeolojide şuradasın ama öbür tarafta buradasın. İddia edemezsin diyebilirsin. Hayır. Yoksa söylersin abi. Sen söylemek serbest zaten canım. Atış serbest. Evet. Dolayısıyla siktir et denebilir. Ama ki ben de dedim şu anda. Parantez bu haberi siktir edin bak. Evet. Celal'i siktir edin de şimdi. Sonraki soruya geçelim. Sonraki habere geçelim diyebiliriz yani. Katılmıyorum. Bence söylememeli. Ama bu bilgisi olmadığı halde fikir beyan etmeye birkaç soru sonra, eğer öyle sorular yoksa bile gelmek isterim. Okey. Evet, bir sonraki haberimize geçiyoruz. Son zamanların en ünlü mutfağı haberine geçiyoruz. Türkiye'deki en ünlü mutfak son zamanlarda biliyorsunuz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfağı. Evet. Ben de mutfak deyince Gaziantep mutfağı falan diyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu mutfağında video yayınladı. Birleşeceğiz ve kazanacağız dedi. Mutfak görüntüsü viral oldu. Gençler Zoom'larda fon olarak Kemal Bey'in mutfağını kullanmaya. Ne güzel mutfağı varmış. Şu ortadaki resmi biraz daha büyütmek mümkün müdür? Korkuyorum ama. Evet, biraz da sola aldım. Ne görüyoruz orada? Bulaşık makinesi var. Bu ilk videoda. Ben şimdi iki aynı yerde çektiği iki videoyu, iki videodan kara aldım. Yedi farkı bulun oynayacağız hep beraber. Eğer siz uygunsa. İlk fotoğrafımız bu. Bu eski bir video. Ay, eski videonun fotoğrafı. Ya adam sadece hiç yaşlanmıyor be abi falan muhabbet. Kilo da almıyor, kilo da vermiyor. Evet, geçin. Şimdi diğerini açıyorum. Prodüksiyon. Bu da diğer yeni videodan. Önünde mavi dosya var. Evet, başka. Arkada da air fryer var işte. Bunu da duydunuz mu? Bunu duydunuz mu hocam? Duydum, evet. Air fryer mı var? Evet. Ne yani, Bay Kemal almasın mı? Buharda yapmasın mı? Biliyorsunuz air fryer almayan dövülüyor Türkiye'de, dolayısıyla. Evet. Bir de insanların dikkat ettiği başka bir şey var. Bir öncekinde başka bir bulaşık deterjanını kullanırken, başka bir markanın bulaşık deterjanını, şimdi değiştirmiş. Bulaşık deterjanın markasını. Ya ben yalnız ben bayılıyorum ya. Ne? Yani bu kadar mütevazi bir mutfak çok iyi abi. Yani Cumhurbaşkanı böyle olmalı. Zaten onu söylüyordu. Gülse bir şey söyleyeyim. Şeyle mi ilgili? Yani Celal Şengör'le ilgili mi? Mutfağı seviyorum, evime yaptıracağım demedim yani. Işte. Hiç şık böyle değil. Hiç şık değil. Şıklık renkler önemli çok değil. Kötü. Tercihler çok kötü. Yahu adam 2 milyon insanla uğraşıyor. Bir de burada şeyin rengine mi karar versin dolabının? Hey sayın seyirciler, dolu dolu haberler için lütfen bilmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfağını konuşuyoruz. Ya şöyle, bu bizden önceki jenerasyon için neredeyse çok standart klasik bir şey aslında. Yani şimdi sen kendi evindeki o görselle şey et. Mesela şeye bakabilir miyiz? Emmanuel Macron'un mutfağı yazın. Ne güzel görsel anne olur. Anne baba travması var, oraya ateş ediyor. Mutfak dolapları var ya, onları hatırlatıyor. Ya tamam, sen orada yemek yemezsin canım ya. Ama o mutfaklarda da air fryer yoktu. Burada var. Bir hareketler. Nazım çok linçsiz geçiyor. Sen bir şey söyle de. Hemen, evet abi, bir herhangi bir konuyla ilgili fikir söylesin. Hocam Ecevit de böyleydi zamanında. Ecevit hatırlar mısınız? Evet. Ruh şad olsun kendisinin. Evet. Hocam kimi ifade ettiniz? Emmanuel Macron. Emmanuel. Böyle o son dakika böyle asetler vesaireler, şimdi
programın temposu yok. Hayır, bunun için ben öyle bir şey yok. Çıkacak mı? Öyle bir şey çıkmıyor. Hiç evet. Mutfağında. Yani arasak buluruz tabii de. Çok da yakışıklı bir beyefendiymiş kendisi. Kızım Fransa Cumhurbaşkanı. Evet öyle. Bak buraya kadar iyi geldi. Çok da yakışıklı bir beyefendi. Cumhurbaşkanları yakışıklı oluyor muymuş? Bir Kanada. Bir... La havle ve la kuvvete billah. Birinci haberimiz ya. Kanada'yı da biliyor Mustafa abiciğim. Evet geç. Kemal Bey'i tebrik ediyoruz air fryer'ı için. Güle güle kullanın. Bol bol ne yapılabilir? Bunu Büleyri bize bölümler boyunca anlatmıştı. Evet, çok güzel. Pratik, yağsız ürünler. Evet. Yeni haber. Hadi. Evet. Verdim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı VAR odasından görüntü alıp yorumculara müdahale etmiş. Nasıl? Nasıl? Merkez benim konulara geldiniz. Başkanı, evet Mustafa'nın konuları. Pas atıyorum. Hemen içeriğini okuyorum. Önce ben. Bir İlker hocamız Mustafa Bey olur. Mübarek bir Ramazan gününde utanmıyor musunuz halkımızı ofend etmeye? Ne yaptım? Harika, çok iyi. Evet. Şey, anlamadım. Görüntü almış, kahve içtin abi. Oğlum her programda içiyorum, manyak mısın? İçmeyeyim mi? Yok, iç iç, çok yapıyorum. Seni rahatsız etmek için. Galatasaray 11 Mart'ta... Sen siktir et kahveyi de şimdi, evet söyle. 11 Mart'ta oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçında Kasımpaşalı Donk topsuz alanda Galatasaray'da Zanilo'nun baldırına kasten basarak kırmızı kartlık bir... Ulan bu çok uzun bir haber, bu nasıl şimdi ama hakem kırmızı vermediği gibi iki oyuncuyu uyarmakla yetiniyor. Evet. Ben bir hemen özet geçeyim mi ilk kere? İzleyen... Tamam özet geç hadi. Abi Galatasaray maçında rakip oyuncu... Tam olduk şimdi sayın sizlere. Beyaz futbol oyuncu. Hocam. Evet. Bir foul pozisyonu şey diyor. Hakem kırmızı kart göstermiyor Galatasaraylı futbol... Hocuya foul yapan Kasımpaşalı eski Galatasaraylı Donka. Ve işte akşamları şeyler olur ya, spor programları. Orada yayıncı kuruluşun hakem programında trio diye eski şimdiki futbol hakem... Olay çok komplike oldu. Başkanımız ben mahvoldum. Eskiden ya. O programdaydı. Şimdi hakem kurulu başkanı oldu. Oradaki arkadaşları da Bein Sports'taki hakem hocalarımız da diyor ki bunun kırmızı kart olması lazımdı. Maçın hakemi yanlış yaptı burada. Mutlaka Donk'un atılması lazım diye bir yorum yapıyorlar. Bunun üzerine Lale Orta Hanımefendi şu anda Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Evet. Rivayet o ki arayıp siz bütün gerçek görüntüleri göstermiyorsunuz. Sizin elinizde burada bir darbe olmadığına dair de bir görüntü var. Onu gösterin, ona göre de bir... Yorum yapın, bunun kırmızı kart olmayacağına dair bir yorum yapın diye bir şeyde bulunuyor. Hamlede bulunuyor. Bunun üzerine Galatasaray ayağa kalkıyor. Diyor ki sen Merkez Hakem Kurulu Başkanısın. Bizim maçımızla ilgili bizim avantajımıza bir yorum yapılırken sen nasıl bunun aleyhine bir şey söylersin? Sen tarafsızlığını yitirmişsin diyor. Evet. Bu. Bu arada ama yayıncı kuruluş bizi ilgilendiren şöyle, hocam bu mümkün mü size soruyorum. Yayıncı kuruluş şöyle bir savunma yapıyor. Maçları 18 farklı kamerayla kaydeden yayıncı kuruluşun maç sonrası rejiye ve özetlere girmeyen görüntüleri sildiğini söylemiş. Öyle şeyler de yok. Bu işin de aslında ortaya çıktı. Kadın zaten dışarıdan telefon açmıyor. O kurumda bir Merkez Hakem Kurulu Başkanları'nın arada sırada yaptıkları bir program var. Oraya katılmak için oraya gidiyor. Onun üzerine bu konuyu şeyle ilgili program müdürüyle tartışırken diyor ki siz o programda göstermediyseniz bu görüntüyü ben kendi programımda gösteririm. Gerçekler ortaya çıkar diyor aslında. Yani silinme falan da yok söylendiğine göre. Sen bu senin yani futbol uzmanımıza şey yapalım. Nedir bu olaydaki yorum? Çünkü ben anlayamadım tamam. Abi Galatasaray'la Galatasaray'la Fenerbahçe arasında İnanılmaz kötü bir kavga var. Yani her yubah. Hayır Allah. Bu sene farklı. Anladım. Bu seneye Cumhuriyet'in 100. yılı diye bir ekstra önem verdiler. Anlam atfettiler. Fenerbahçe için bunu anlıyorum ama Galatasaray niye bu topa giriyor onu da anlamadım. Dolayısıyla şu anda mesela Galatasaray abi 14 tane maç kazandı. Üst üste inanılmaz evet, bir seri yaptı. Ondan önceki... İlk yöneticiyi gördüğümüzde 14 maçlık seriden önce yönetici çıktı dedi ki biz bu ligi bitirtmeyiz bu hakemlerle. 14 hafta boyunca ağzını açmadı. Geçen hafta tekrar Galatasaray kaybetti. Yine Galatasaray yöneticisi çıktı dedi ki biz bu ligi bitirtmeyiz. Aynısı Fenerbahçe'yi de içinde geçerli. Yani orada da Ali Peki Koç... ben şeyi anlamadım oğlum. Bu var artık bu işler hani hala tartışılacak bir şey var mı?
Abi o inanılmaz bir şey var. Bizde 5 dakikadan aşağı var beklemiyor. Hakem böyle. Dünyanın en temiz golünü at. Hakem böyle yapıyor. Bir dakika diyor. 5 dakika gidiyorsun tuvalete yemek asılıyor. Neden biliyor musun? Mertcan yapıyor onun reisini. bir dakika bağlıyorum. Abi şey çok mesela sen şunu bilsen çıldırırsın. Var elektronik bir sistem. Yani kavga dövüş olmasın diye offside var mı yok mu bilmem ne çok bias pozisyonlarda. Meğerse orada offside olup olmadığını elle çiziyormuş ekran üzerinden bir tane operatör İlker. O da tam topa vurulduğu anda durdurup çizmesi lazım. Şimdi topa vurulması continuous devamlı bir hareket ya. Şuradayken vuruyor gözüküyor olduğunda başka bir çizgi çıkıyor. Topa güç verdiğinde yarım saniye sonra durdurursan ve ona göre çizgi çekersen başka bir sonuç çıkıyor. Yani bu Lale Ortaf'a hepsi yalan, hiç önemli değil. İki taraf ne olursa olsun birbirinden nefret ediyor ve herkes birbirine saldırıyor. Allah Allah, Türkiye'de hiç olmayan bir şey hani bu sene çok farklı. Ezeli düşman, ebedi dostu. Ezeli. Ezeli. İnanılmaz ters söyledim. Ebedi. Ezeli dost, ebedi düşman. Evet. Hayır, ebedi bu çok sıkıcı haberi geçmek, veto dost etmek istiyorum. Veto. Mesut Özil. O kadar Özil. Konuştuktan sonra. Evet, ha, bu da futboldan devam ediyoruz. Futbolu bıraktı. Bu benim sevdiğim bir haberdi. Yani bunu özellikle koydum. Sen geçemiyorsun. Neden? Mustafa Seven'le aramızda bazen tartışmalar olur. Fakat beni tanımıyor kendisi ve benim hiçbir şey unutmadığımı bilmiyor. Hmm. Mesut Özil geldiğinde Acun, Sayın Koç toplantı yapmışlardı. Bir önce haberi isterseniz. Ve dünyada bir olay Fenerbahçe'ye geliyor. Öyleydi. Dünya futbolcusu olmuştu. Evet, haber içeriği. Ben ne demiştim o zaman pasımı sana? Pasımı geri alıyorum. Hatırlamıyorum. İlker konuştum ben de fikrimi söyleyeceğim. Ben sana ne demiştim o zaman hatırlıyor musun? Sen herhangi bir futbolcuyla söylediğinin bir anlamı yok ki. Var mıymış şimdi ama? Abi sen futbol seyretmeyen bir adamsın. Galatasaray'ın 11'ini say desem sayamazsın bana. Evet, Mesut Özil gözyaşları içinde futbolu bırakmış. Gözyaşları içinde mi bırakmış? Sakatlığının etkili olduğunu söylemiş kendileri. Haklı. 17 yıllık futbol kariyerini bu şekilde bırakmış. 34 yaş genç bir yaş. Mustafa ben sana yani başka bir şey anlatmak istiyorum. Durun da size şunu anlatayım. Tamam, sonra da ben söyleyeyim. Tamam hadi anlat. Şöyle bir şey yapıyorum ben hayatımda. Hı. Görselleştirme İnsanların çalışması. Kafasını, ha, hayır, görselleştirme çalışması. Mesela haber, tamam mı? Acun çıktı. Zaten bu bende bir ön yargı yaratıyor, onu söyleyeyim. Doğru. Acun çıktı, yanında Koç çıktı. İşte Fenerbahçe toplandılar falan. Sen Fenerbahçe'ye diyorlar ki, ki işte geliyor efendim ne? Mesut Özil geliyor. Bu bir dünya olayıdır dediler. Dünyada doğru olaydır dediler. Doğru. Peki. Şunu visualize edeceksin kafanda. Kat bir yıl sonra... Mesut Zilli Fenerbahçe şampiyonluğa koşuyor işte. Mesut gol kralı olmuş, tamam mı? Bunu görebiliyor musun bunu? Gördüm. İşte görememen lazım. Neden görememen lazım? Neden görememen lazım biliyor musun? Neden? Çünkü olmadı abi böyle bir şey. Olmadı başka. Olmaz başka. Abi Tam onu anlatacağım. Hı. Aynı şey Muharrem İnce'yi düşün. Ha bak. Bunu böyle... Çok önemli bir konu. Mesut'a yamayıp böyle torba yasa olarak geçirme. Onu ayrı olarak konuşalım. Muharrem İnce'yi düşünün, tamam mı? Kat bir yıl sonra. Evet. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı. Görebiliyor musunuz? Göremiyorum. Göremiyorsunuz. Çünkü olmaz. Teşekkür ederim. Olmadı değil. Muharrem İnce'yi konuşalım. Orada seni ve bütün medyayı inanılmaz eleştiriyorum. Ama onu birazdan konuşalım. Var mı Muharrem İnce ile ilgili sorunuz? Yani o konuyu... Mesut Özil'i kapatıyor. Mesut Özil ile ilgili şöyle abi şunu konuştuk. İlker futbol seyretmeyen bir insan, Fenerbahçe düşmanı. Abi sen anlamadın, benim futbol izlemem gerekmiyor ya. Haklısın. Bunu anlamak için. Herhangi bir şey yapman gerekmiyor. Mesut Özil'in gelmesi o kadar premium bir oyuncunun, evet yaşlılıkta, form düşüklüğünde de olsa bir para verilerek Türkiye'ye getirilmesi olay. Bunu Galatasaray'da yapsa olay. Galatasaray çok daha iyisini getirdi. Mata'yı getirdi ya. Juan Mata diye bir oyuncu var. Eski Manchester United. Bunlarla hiç ilgisi yok benim anlattığım o şey. O da şey neyse ya, tutmadı tutmaz. Ondan sonra Fenerbahçe ile anlaştı anlaşamadı. Medipol Başakşehir mi? Oraya gitti. Orada da olmadı. Buna de, mesela haberde buna detaya boğarak yanılsın denir. Ay ne istiyorsun? Ne söylemem lazım? Mesut Yılmaz çok başarılı. Rahmetli. Mesut Özil çok mu başarılı diyeyim? Olmadı yani ne yapalım? Ya, ama gelmesindeki etki, impact'i kabul etmemek ne demek? Benim hayatta en ilgimi çeken şey yalan. Evet. Gerçek var ya, gerçeği eğip bükmek. Evet. Mesela Abdülkadir Selvi diye biri var ya, biliyor musun? Ay.
Yani evet biliyorum. Ay denir mi? Şimdi ben her gün mesela köşesini okuyorum. Yani evet. Şöyle abi bir gerçek var. Evet. Ya şunu düşün. Gerçekten tarafsız konuşuyorum. Mesut Özil geliyor tamam mı? Evet. Ulan zaten şunu biliyoruz. Bu geliyorsa buraya. Bir çapa doğru var. Yani bunu evet. Anlatabiliyor muyum? Yani sen bunu ne kadar eğip büksen işte dünya işte Mesut geliyor bizi kurtaracak. Mesut Yılmaz'ın çok büyük oyuncu. Mesut Yılmaz değil Mesut abi. Onu çıkar. Mesut Özil'in çok büyük oyuncu olmadığını mı düşünüyorsun? Abi oraya gelirken evet. Acun da evet. Koç da biliyorlar aslında öyle olmadığını. Yani ama zaten Mesut Özil parası vermediler. Bayern i̇şte. Münih'te oynayan Mesut Özil bu. Ya da Bayern Münih'te oynamıyor. Alman Real Madrid. Alman. Oğlum Ribery Galatasaray'da oynadı. Buraya düştüğün için o aşırı kaçırttığınız oyuncu mu? Bak buraya düştüğü zaman biz ona ulaşabiliyoruz. Buradayken ulaşamıyoruz. Tamam onu diyorum. Ribery'e de sen ulaştığında sen onu da anlamıyorsun. Yani sen öyle salaksın ki. Yani sen derken sen değil. Ama Ribery çok böyle daha patlamadan çok güzel Galatasaray'ın araklamıştı sonra patladı. Kaçırdı herifler yani. Hikaye şey abi. O seviyede alabilmen için parayla da alakası tamam, yok. O zaman ne burada yok festivaller yapıp şeyler havai fişekler atıyorsun Mesut Özil'e. Ona da Fenerbahçe'ye Mesut Özil gelmiş. Ona da sevinmesin mi insanlar? Neye sevinelim? Abi sevindin de ne oldu? Sevindiğinle kaldın başarı. Benim için çok yeterli bir şeydir hayatta sevindiğimle kalmak. Yani evet, daha ne? Evet bu da bir görüş. Yani buyurun. Ben şunu var mı senin söylemek istediğin şey? Mesut Özil kötü bir futbolcu mu? Hayır değil. Hayır, ama değil mi? Zamanında bak daha zamanında şey söyleyeyim. Eğer linç istiyorsanız şuradan girebiliriz. Mehmet Okur vardır. Basketbolcu. Herkes bayılır tapar NBA'de bizi temsil eder diye. Ben süper rahatsızımdır kendisinden. Ne zamanki büyük bir kontrat imzaladı. Ondan sonra minimum bir sene iki sene sakat kaldı. Yani bizi orada bir Türk basketbolcu seyretmekten mahrum bırakmıştır. Neyse evet geçelim. Evet. Futbol haberleriyle kadın izleyicilerimizi sıkıttık. Ceren Hanım diyor ki hiç anlamadığım şeyler konuşuluyor. Hangi kadın izleyicileri? Kadın izleyicilerimiz mi? Yok var? Kadın izleyicilerimizde artış var. %80'e yani %20'ye çıkmış. %20'ydi zaten. Hayır %15'ti. Bu artışı destekliyoruz. Daha çok kadınları istiyoruz. Buyurun. Evet diğer habere geçiyoruz. Değişik bir haber bu. Kabinedeki tüm bakanlar milletvekili adayı oldu. Şimdiye kadar hiç bilmediğim bir haber çıkmaması beni çok üzdü. Hocam siz niye okuyorsunuz haberleri? Aynı dünyada yaşıyoruz. Aynı ülkede yaşıyoruz. Ne istiyorsun? NASA'dan mı bildirelim? Bunu dün Cüneyt Özdemir'den ben dinledim. Çok kendisi detaylı anlattı. Hocam böyle bir program yapacaksak birazcık habersiz olmanız gerekmiyor mu? Evet habersiz olmam. Evet Mustafa ne diyorsun bu konuda? Abi çok korkunç. Yani ben Cüneyt Bir şey soracağım. Sen bu haberi araştırdın. Yarene evet. Soruyorum şu anda. Evet buyurun. Ne düşünüyorsun? Sence bu haber ne önem taşıyor? İlk önce içeriğini okuyabilir miyim? Çünkü belki bilmeyen seyircilerimiz vardır. Kendisi önemli. Hayır vallahi ben biliyorum. Lütfen. Bilmeyen seyircilerimiz için içeriği okuyorum. AKP hükümetinin mevcut tüm bakanları gelecek seçimlerde milletvekili adayı oldu. Bunun nedenini de muhalefet şöyle bir... Nasıl diyeyim? Bir fikri var muhalefetin. Bakan adaylıklarının özellikle olası bir seçim mağlubiyeti sonrası dokunulmazlıklarını korumak amaçlı hepsinin milletvekili adayı olduğunu iddia ediyor. Bütün bakanların muhalefette bunu iddia ediyor. Şimdi benim düşüncem aslında mantıklı olabilir ama şeyi bilmiyorum tam siyaset konusunda. Mesela milletvekili adayı olmasa Enerji Bakanı, Ulaştırma Bakanı falan artık muhalefette olmayacakları için ve milletvekili de olamayacakları için hiçbir şeyini kullanamayacaklar milletvekilliğin dokunulmazlığını falan. Yanılmıyor muyum? Dokunulmazlık hep bana şöyle bir şey gelmişti. Ben böyle elimi atıyorum sana bir türlü tutamıyorum seni gibi bir şey oldu. Sobe vardı. Ve hani şimdi... Ben soruyu anlamadım. Büyük ihtimalle şunu ben şöyle düşünüyorum. Bu şeyin habercisi mağlubiyet kabullenme haberi gibi geldi bana. Ne kadar yanlı yorumluyorsunuz her şeyi yahu. Ya kim, öyle değil mi? Yani mağlubiyet kabullenme. Hükümet mi? Şu andaki AK Parti. Böyle diyenler var bu bir görüş de. Evet. Bana da öyle geldi okuyunca. Çünkü şey gibi birazcık herkes kendini düşünüyor artık. Hani parti eğer iktidara çıkmazsa biz kendimiz...
milletvekili olalım. Ne benim okuduklarımdan başka türlü bir hissiyatım oluştu ama yani. Merak etme. Evet, hissiyatların konuşulduğu haber programına hoş geldiniz. Abi ben tanımıyorum ki milletvekillerini falan. Okudukça bir şeylerle ilgili kendi korku fikrim oluşuyor. Korku biraz artmış diyebilir miyiz hocam ya? Onu bugünkü Abdülkadir Selvi yazısında görebilirsiniz. ne demiş? İlk defa şey dedi. Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan arasında 2 puan fark var tabii Erdoğan lehine diyor. Yaklaştılar diyor. Onu 10'la çarp. 2 diyorsa çarpı 10. Yok yine kafa. Ya yapıyor. Ama bu tabii iktidar değişirse Türkiye'de çok ya bir 21 yıldır hiç olmamış bir şey ya bu. Ne yapacaksınız? Yok bir şey yapma olayı değil de. Sokağa mı döküleceksiniz? Şimdi bir sürü televizyon var, bir sürü gazete var. Burada çalışan bir sürü insan var. Bu insanlar zor durumda kalacak. Ama o şey yani bu kadar zaman gazeteci olmadan gazetecilik maaşı almışsan yani onu o mutlu olduğunda kalmayı bilmek ben lazım. Ben de EYT başvurumu yaptım dolayısıyla. Hayır yani şey tabii ki bu kadrolar hep diyorlar ya 2 kişilik işte 5 kişi çalışıyor. Böyle bir kadrolaşma ve maaşa bağlama aslında o düzenin devamını sağlıyor diye. Ben dokunulmazlıkla ilgili bir dertleri olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dokunulmazlık dediğin son 20 yılda gördüğümüz kadarıyla pıt diye kaldırılabilen bir şey. Dolayısıyla orada Cüneyt Özdemir'i ben de dinledim. Şey daha mantıklı geliyor. Biz Cüneyt Özdemir'i dinliyoruz bazen. Şey daha mantıklı geliyor. Meclis çoğunluğunu ele geçirme. Mecliste güçlü olmak. O yüzden işte ağır topu dediği kadroyu milletvekili yapmak vesaire. Bir de Süheyl Batum'la bunu konuştuk. Türkiye'de zaten politikacılar neredeyse hiçbir zaman yargılanmadılar. Yani dokunulmazlık. Yani öyle bir ihtiyaç. Taşı. Ya, o zaman yani hayır. Bu evet. Dominant politikacılar. Yargı dokunulmazlığından çok şey olabilir mi? Halktan korku anlamında bir dokunulmazlık olabilir mi? Kendi yorumum tamamen. Bir soru sorayım. Halkın benim dokunması bambaşka bir şey. Kimse kimseye dokunmasın. Halkımızda şöyle bir şey var. Bakan olmuş birini gördüğünde daha bir şey yapıyor. Güveniyor. Ben içime sıçarım. Şuraya Süleyman Soylu'yu getir. İçime doğru sıçarım yani. Hiç öyle. Yalnız lütfen üslubunuza dikkat edin. Hayır yani şöyle. AKP'nin kitlesini düşününce ya da AKP'ye oy vermeyi düşünen insanları düşününce yani bilinmeyen birini aday göstermektense o şehirde bir bakanı, bakanlık yapmış birini aday göstermek stratejik bir şey tabii ki. Yani hitap eder yani şeye versem mi vermesem mi diyen insanlara. Şimdiye kadar insanların önemi oldu mu? Mesela AK Parti, CHP işte atıyorum İstanbul birinci bölge birinci sıradan bir aday gösteriyor. O adayın kim olduğuna göre mi oy veriliyor yoksa AK Parti, CHP diye mi veriliyor? Yani? Gülsen'in sesi çok az diyorlar öyle mi? Bazen sesini düzeltin artık diyorsunuz benim mi? Bazen uzak mikrofonu tutuyor. Uzak tutmayın. Orada mesela şey merak ediyorum. İyi Parti şimdi Gökhan Zan'ı eski futbolcuyu aday yani yine şey, futbola geldik hay Allah. Hayır. Yani bu selebritiler şimdi belli ki önümüzdeki günlerde çok daha yoğun göreceğiz. O selebritiler işe yarıyor mudur? Bana çok bence yarıyor. Bana niye teklif gelmedi ya? Bence yarıyor. Selebrit olmadı. Ya ne güzel oradan bir emekli bana maaş. Bana çok itici bir durum geliyor. Yani ben şöyle bir fikirdeyim. Bir sanatçının halka mal olmuş kişinin tamamen apolitik görünmesi gerektiğini düşünüyorum. Politik olur ya. Olmadı bu Yaren. Evet geçelim. Ben olamam ama onun olması lazım. Hocam bir soru var bu arada. Ha, buyurun. Kenan sormuş. İlker hocam hükümet değişirse ilk olmasını beklediğiniz olay nedir? Hiçbir fikrim. İlk 90 saniye öyle şeyler. Su içeceğim. Erkan Baş'a sordular ya o da çıkışların kapatılması dedi. Aa, vermiş. Hiç fena değil. Fena değil. Çalışıyor ya adamın kafası biraz. Estağfurullah. Hayır hocam anaptan haber olacak mısınız? Birisi sadece şey demiş ya bunu bana bırakın. Neden bak dur bakayım. Neden Muharrem İnce aleyhine manipülasyon yapıyorsunuz? Bak bu konuya girelim. Bir şey söyleyeceğim. Bize müsaade eder misin? Sorun tamam en başında bir şey söyleyeceğim. Muharrem İnce. Beraber yiyelim. Yok ben tam farklı görüşteyim hikayeli. Evet. Muharrem İnce haberi vardı. Var mı? Son anda çıkardık onu. Çünkü imzaları toplamış. Toplamış mı? Yok toplamış. Ya bu ne demek? Ya da yani imzaları toplamasaydı haber burada dalga geçecektiniz topladı diye mi? Yani tam da eleştireceğim şey bu bak. Kendi fikrimi söyleyebilir miyim önce? Buyurun abi. Ya da siktir.
çok yanlış bir şey yapıyor. Bunda hepimiz hemfikiriz. Yani Muharrem İnce'nin yaptığı şey. Yok canım, niye yapsın? Demokratik hakkı. Evet, demokratik, oraya geleceğim. Yani ben de yapabilirdim. Sen dahil herkes, adama söylemediğinizi bırakmadınız. Dalga geçiliyor bilmem ne. Yahu ne hakla? Şu anda başta olan iktidarın... yani bazen şey diye düşünüyorum. Bu Beyaz Türkler CHP kim diyorsanız... Allah onların da eline düşürmesin diye düşünüyorum. Çünkü o yapı da sanki gücü ele geçirdiğinde... Ya önce Meral Akşener şu anda bu altılı masaya kim destek vermiyorsa yanıyor. Yani en son anketlerde İYİ Parti'nin oy oranını gördüm. Doğru değildir herhalde. O kadar dramatik düşmüş olamaz. İsmail Küçükkaya, Cüneyt Özdemir. Kimi seyrediyorsam bir şey nefreti oluştu. Yahu adam şu anda %4 falan gözüküyor. Zaten önemsizse siktir edin. Önemliyse de adamın elinden bu hakkı almayın. Yani çok büyük bir risk. Hepimizin hayatını karartacak bir şey yapıyor. Ama hakkı var mı? Var. Buna hiç söylenecek bir şey var mı? Sen bir anda demokrasinin sesi oldun. Hayır. Ama orada şöyle yapmayın. Bir şey var. Yani Türkiye'nin son yıllarında önemli bir siyasi figür olarak ortadaysa oy oranı ne olursa olsun tabii ki haberciler, politikacılar onu tırnak içinde önemseyip haber yapacaklardır. Yani tamam, tabii bu ki tepki niye? Yani Ali Babacan aynı oranı, oy oranında ona tepki verdiniz mi? Bir tepki yok, yok abi, gayet yani bizde normal demokratik eleştiri hakkı. Yani, sokağa çıkıyorsun millet böyle. İnce yani çok ateş ediyor. Yok, çok benim, ateş ediyor. Benim burada... Gazetecilere fırça atması... Çok kaba biri. Dans, kabalıkları... Evet, hiç kabalık bir şey yoktur abi. İncinmişsiniz. Yok, bunlar Nazım doğru. Nazım ne diyor? Ya çok tereddüt. Söyle söyle. Daha ya. Daha programa linç. Bence CHP'nin başına gelmiş en kötü şeylerden bir tanesi Ekrem İmamoğlu ve... Katılıyorum. Kesinlikle. Ekrem İmamoğlu. Yani eğer Muharrem İnce'den yeterli tepkiyi görmezsem, bir de Mansur Yavaş desene şeyi abi, kapat. Peki ben, bu ikisi hakikaten. Ben neye kızdığımı söyleyeyim. Söyle. Twitter'dan politika yapılmaz abi. Evet. Yani Twitter'dan şimdi ben izliyorum Muharrem Bey'in tweetlerini falan. Yani abi politikacılar hep şunu yapar. Yani Doğu Perinçek 30 yıldır kendisini takip ediyorsan bu seçimde geliyoruz diyor. Yani orada Ahmet Özal'ın hakkını yemeyi istemem. Ya evet, Ahmet Özal %25 oyumuz var dedi. 250 imza toplamış falan. Yani evet. Yani ben daha çok imza toplayabilirdim. Ama o, şu başından şu... beri o imza listesinde onu düşündüm. Ulan İlker girse. Ama şu kötü abi. Yani Twitter'dan bakıyorsun, geliyoruz gençler, birlikte başaracağız falan filan. Hani imzada ilk gün 28 binde kalıyorsun. Yani, o zaman abi, o niye bu kadar takıldığın bir detay? Abi uyan yani demek istiyorum. Cüneyt Özdemir de ona takılmış. Biri uyandırsın. Yani ne, biri uyandırsın 6 gün süre var. İlk günkü o imza oranına göre vurmaya gerek yok. Abi olmaz. Ne olmaz? Yol var abi. Çok zor. Yani mesela bak, bu şu Flu TV'deki küçük meşhurluk deneyiminden şunu anlayabilirsin. Sen evet. bir çevrede kendini ünlü zannediyor olabilirsin, tamam mı? Bir yere yok gidersin. Bir şey. Hayır, evet. Hayır. Bir yere gidersin, insanlar alkışlayıp Mustafa Seven adamdır diyebilir. Hı. Ama git başka bir yere, hiç yani sesiniz siktir et bile demiyorlardır. Anlatabiliyor muyum? Yani geçen hafta bir cenazeye gittim. Anlattım bunu çocuklara, güldük. 65 artı, yani babamın bir arkadaşı vefat etti, onun cenazesine gittim. Herkes 70 yaşında falan. Hı-hı. Sen ne iş yapıyorsun diyorlar. Ya işte kanalımız var falan diyorum. Ha neyse ya falan diyorlar. Yani dolayısıyla şey yokum yani orada, inanılmaz. Yani, statü ya öyle bir yerlerde ki. Yerlerde var. Yani ona üzülme. Tamam. Sen Türkiye'yi yöneteceksen. Evet. Korkunç bir şekilde geliyor olman lazım. Yani orası patlayacak böyle şey. Yani millet imzaları yağdıracak falan. Sen 28 binde kalıyorsan abi, sen bir otur düşün o zaman. Abi nasıl tamam, orada sizi eleştirdiğim şey şu, çok daha akıllıca olurdu. Yani sen ve çok önemli medya mensuplarından bahsediyorum. Ki ben onlardan biri değilim. Abi sizin o %4'e ihtiyacınız var. Muhtaçsınız. Muhtaçız. Yani ha. AK Parti dışındaki... aday kim olursa olsun ona oy vermeyi düşünenler. Bu kadar ağır şey etmemek abi lazım. Abi sen de insanları. Aday olsan senle de alay ederim. Tamam, bu kadar hayır. Abi o zaman insanı şuraya senle yönlendirir. Daha kötü ederim. Ben de zaten aday olmama gerek yok onun için, ama insanı şuraya getiriyorsunuz. Ben bir Muharrem İnce seçmeni olsam ya da Muharrem İnce olsam. Çünkü bildiğim kadarıyla partisi yok, o bir
İsmail Saymaz'ın dediği gibi bir kampanya oluşumu aslında. Sinirlenirim. Ulan adamın işte bir hayat kadınıyla olan hemen anında düğmeye bastılar, telefon konuşmasını yayınladılar. İşte bilmem neredeki... Yani diyorsun ki bir oyun vardı öyle oyundan mi? Oyundan değil yani. Biz birleştik akşam. Hayır. Cüneyt'le konuşuyoruz biz. Abi bak şu kadarını hayatta... Fatih Portakal ben falan hep bir yere geldik. İnsana tekme atmak... John Wick 4 ile ilgili spoiler vermeyeyim. Çok severim. Bak muhtaç olursun İlker. Neye? O %4'e muhtaç olursun. Bunu abi, yapmayın. Ben onun niye yerine... oğlum? Ben politikacı değilim, şey değilim. Niye muhtaç olayım? Hayır, bu kadar sinirle bu adam ölsün, bitsin, gitsin. Hiç, ben öyle, hiç öyle bir şey demedim. Hiçbir şekilde saygı sınırlarını aşmadık. Evet. Ya, yok adamın alkolik kalmadı, adamın bilmem nesi kalmadı. Bak şimdi şöyle bir role playing yapalım mı? Peki. Sen Muharrem İnce ol, ben de sana gerçek isim. Çok sağ ol. Muharrem abi ne haber ya? Bir dakika. Muharrem abi nasılsın? İyiyim yurttaş, sen? Abi ilk gün 28 bin toplamışsın ya. Evet. Yani ya bak seni seviyoruz da bir düşünsen mi bu konuyu ya? Sen kaç toplayacaksın? 28 gayet iyi. 6 günüm var, 6 gün içinde. Ben onu ikinci üçüncü gün 100 bini ben tamamlarım zaten. Kimden yani, topluyorlar bu imzayı? Senin gibi insanlardan toplayamıyorlar. Yani 100 bini bile toplayamadım benim gibi insanlar. Topladı işte adam yahu. Nerede topladı abi, daha toplayamadı. 20 toplamış. 27 Mart'a kadar zamanı varmış. Toplar diye. 27 Mart pazartesi akşamına kadar toplayacak 100 bini. Şu hadi. An 53.000'miş. Abi ama herkes Meral Akşener'le kıyaslıyor. İlk 4 saatte 100 bine ulaşmıştı ilk adaylığında falan. Ya bu arada bu 100 bin imza mesela şöyle diyorlar Twitter'da, çok bakıyorum, bu çok ilgimi çeken bir mesele. Bu 100 bin nereden geldi? Hmm. Şimdi biliyorsun Flu TV'de genelde 100 bin izlenen bir kanal ya. Evet. Demek ki bu 100 bin bir barajmış. Yani şöyle düşünüyorsun. Cumhurbaşkanlığına aday olacak birinin 100 bin imza toplaması ne kadar zor? Bu ilginç bir soru aslında. Bak aklıma şey geldi. Bahçeli aday olacak olsaydı onu hemen 40 bine indirmişlerdi. Olmadığı hayır, zaman 150 bine çıkarmışlar. Tam tersi. Tam onu diyeceğim. Güzel yere temas ettin. İnsanlar sanıyor ki şimdi bizim 760 bin abonemiz var, tamam mı? Hı hı. Duyuru yapalım, kaç imza gelir sence? 50 bin gelir. İmkansız. Gelmez değil mi? İşte yanılgı burada. Ya, yani o gelir. Ben sana söyleyeyim, 1000 olursa çok iyi. Bin çünkü neden bu arada neden Meral Akşener çok hızlı oldu? Abi parti örgütleri var. Yani senin insanları oraya... Yani şu abi Twitter'da baktım Muharrem geliyor. Birlikte başaracağız dedim. Bu çok ucuz bir şey. Yani bunun... Tamam. Yani maliyeti çok düşük sana. Doğru. Şununla yapıyorsun. Öbürünün maliyeti çok fazla. Buradan kalkacaksın. Bütün Türkiye'yi dolaşacaksın. Hayır şeye gideceksin. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği yere gideceksin. Kimliğini verir, sıra bekleyeceksin. Kimliğini vereceksin. İmza atacaksın. Bunu yapmıyorsun. Onun bedeli ağır geliyor sana. Doğru. Dolayısıyla hani Twitter'da ben abi koptum geliyorum Türkiye'yi yöneteceğim diyorsun ama öbür tarafta maalesef öyle olmuyor. Tabii. Ya şu anda hala adamın ben 100 bin imzayı toplayamadığına dair bir şey söylemeyeceğini düşünüyorum. Abi 100 bin imza toplayabilir. Ama ondan yani, sonra diyorsun yani %4. Abi şudur, bütün bu işler Fatih Erbakan için de aynısı geçerli. O da yaklaşık bu arada aynı imza topladı. Aynı, evet. Ama sıkıntı şu abi, onlar Doğu güzel Perinçek bir şey yaptılar. Diploma konusunu gündeme taşıdılar. Bilerek, söylerim o ki bilerek diplomasını götürmemiş, eksik evrak götürmüş. Diploma istemişler Erbakan'dan. O da ha diğer adaylardan da alacak mısınız demiş. Neyse konu şu abi, bütün bu işler o adam bilmiyor mu Muharrem İnce... bir şey olamayacağını, bir cumhurbaşkanlığı kazanamayacağını ama zamanında bu adama yapılan, kendi söylediğine göre yapılan haksızlıkların karşılığında, muhatap alınmamanın karşılığında şimdi o da kanırtıyor. Diyor oğlum ki ben, nasıl muhatap alınamadı? Cumhurbaşkanı adayı yapıldı işte. İşte kendisini dinlersen Fatih Altaylı da çıktı ya, dedi seyrettim ki. Seyrettim hepsini, ben hiç anlamadım ne yapıldı. Para harcamadılar, afiş asmadılar. Dün yine Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki hatalarımız olmuş olabilir dedi. Biz de hatasız değiliz dedi. Ama günün sonunda bütün bunlar bir pazarlık konusudur. Fatih Erbakan için de, Muharrem İnce için de oyunu görecek. %4 gel şimdi konuşalım diyecek. Bana ne veriyorsun ne vermiyorsun diyecek herhalde. Bu konuda fikrini merak ettiğim, herkesin fikrini merak ettiğim bir şey soracağım. Türkiye siyasetinde şöyle bir sorun oldu gördüğüm kadarıyla. Oldu değil de CHP'nin oyuyla iktidara gelemiyorsun. Yani Muharrem İnce o ilk aday olduğunda %30 mu ne almıştı? Ya da 35 mi hatırlamıyorum. Olmuyor.
Yani CHP seçmeni yetmiyor abi. Matematik yetmiyor. Evet. Kendisi diyor ya matematik diye. Dolayısıyla koalisyon, ya daha doğrusu birlik, iş birliği yapmak zorundasın. Hı. Şu an CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun başardığı bir şey varsa o zaten. Yani o ekibi, o altılı masa denen ekibi bir arada tutmak. Şimdi Muharrem İnce veya Mustafa Seven, yani hiçbir şansın yok, tamam mı? Yani tabii, biliyorsun olmayacağını. Neyin peşindesin abi, onu merak ediyorum. Abi, ne yapmak peşindesin yani? Sen eğer orada bakanlık falan kapın. Altılı masanın en küçük oğlanı kim? Evet, onu hep onu söylüyorsun, evet evet. Şimdi onu sen gidip de çağırıp da kendi masanı oturtuyorsan, Muharrem İnce'yi bu denkleme katmak istemiyorsan çok garip değil mi bu? Kendisi oturmuyor oğlum. Yani o da şunu diyor. Çıkar. Ben o masaya oturmam diyor abi. Tamam. Ben Davutoğlu'yla şeyle oturmam diyor. Tamam. Nasıl olacak abi o zaman? Yani sen... Abi bu da şöyle diyor ki, onun da şeyi, şimdi hep bilinen şeyleri tekrarlamayalım ama CHP, İYİ Parti, ben barajı geçeriz diyor. Yok öyle bir şey. Yani hayal mahsulü bir şey. Bilmiyoruz ki. Sen biliyor musun? Evet. Çünkü matematik ya öyle. Ya sen günde 4 kişi görmüyorsun. Şuradan burnunu çıkartıyorsun. Ya bir de evet, o var. Twitter'da. Sen hiç Anadolu'ya gittin mi diyenler var, göreceğiz. Değil de, neyse. Adam şurada haklı. Kılıçdaroğlu'nun Babacan'la ilgili söylediği lafları çıkardı. İşte Meral Akşener'in HDP ile ilgili söylediği lafları çıkardı. Bilmem ne çıkardı. Günün sonunda da diyor ki, siz bu kadar yüce divanda yargılayacağım dediğin insanlarla nasıl aynı masada oturursun? Bu bir siyasetçinin yapmaması abi, gereken bir şey. Abi buna politika diyor, deniyor. Bu gayet normal. O zaman diyorsun ki aslında Hüdapar'la da AK Parti kol kola yürüyebilir zaten. Tabii yürüyebilir ki yürüyordu zaten. Yani ne istesini söyleyeyim. Bak Cumhurbaşkanımız çıktı dün. Dedi ne dedi? Resmi gayet olarak resmi, legal bir partidir. Tertek, yerli tamam, millidir dedi. Yani olabilir. Yerli milli. Abi politik, ama gerçekten şaka yapmıyorum. Yani maalesef ben, yani bu çok geyik bir şey ama uzlaşmak zorundasın. Yani başka şansın yok. Nasıl tabii olacak ki, abi? Tabii ki. Ama işte yani şey, ben HDP'ye ya masaya oturmam. Ben onunla oturmam, ben bununla oturmam. Ya abi o zaman oturacağım masa rakı masası olur en fazla. Tamam, doğru. Yani ben de orada... Yani ki öyle oluyor. Daha önce de söylemiştim. Bu grupta aynı masaya oturmayacağım herhalde şey olur. Meral Akşener olur. Beni kandırdılar. Şok. Mustafa Seven, Meral Akşener. Bir politikacının beni kandırdılar demesi bana çok komik geliyor. Evet. Çünkü yani zaten politikacıysan kandırılmıyor olmak üzerine bir kariyer kurmuş olman lazım falan filan. Neyse, mesela adam vardır, ESG diyorum, EYT'ye karşı çıkar, ertesi gün imzalar. Yani böyledir bu hayat. Bu politikadır. Politika bunu gerektirir. Evet. Tayyip Erdoğan da söylemişti zamanında. Abi Nazım, hiçbirini sevmiyorum yani. Öyle bir derdim var. Abi politika böyle bir şey ya. Hayır, ulan bir kişi de mi bizi temsil etmez? Yani hiçbir tanesini dönem dönem mecburiyetlerden... Sevgili vatandaşlarım, adayım. İmzaları patlatın. 7 imza. Sana oy vereni diye. Ya ben Ahmet Özal'a üzüldüm ya. Ahmet Özal'ın nesine üzüldüm? Lütfen Ahmet Özal'a biraz destek verin. Abi beni Ahmet Özal'a benzetiyorlar diye sürekli imza toplayamamış diye mesaj atıyorlar bana. Yani 250 oy da çok kötü abi. 250 imza. Abi o herhalde. Artık def olsun gitsin ya. Ay çok ayıp. Aa, ne kadar ayıp bir şey bu ya. Yeter. Hayatım bunun hapı var. O sandraları bilmem neleri yok ediyor işte yani. Yani işte. Yürüse kim def olmasın Allah aşkına? Ya Özal, İnce, Sarıgül bilmem ne, bunlar... Çok Mustafa zararlı. Sarıgül aday değil. Ben büyük onu zararlı. Son zamanlar çok sessiz. Mustafa Sarıgül'le ilgili bir şey söylemeye çekinirim. Yani İnce de zaten bir süre sonra bence kesinlikle TikTok'a gidecek. Kim? Sarıgül gibi. Kılıçdaroğlu'nun şeyi, tek hepimizin umut bağladığı şey, işte söylediği o, ben insanları birleştirip normal, düzgün, sade bir sistemi rayına oturtacağım diyor. Bu bile şu anda çok büyük bir lüks o yüzden. Evet, politikadan sıkıldık mı? Buyurun. Sen bir şey söyleyecek misin çocuğum? Yok be hocam, söylemeyeceğim ya. Evet, çok. Söylemeyeyim. Söyleme. Abi niye Nazi selam veriyorsun? Arkadan sürekli. Üzüldüğüm tek evet, bir şey var. Söyleyeyim. Söylemeyeyim dedi ama yine dayanamadım. Hadi söyle. Ağzıma sıçsınlar benim de. Yaklaştır. Ya yıllardır berbat şeylere katlanır duruma geldik. Katlanmak zorunda olduk. Sadece ona üzülüyorum. Yani şu andaki seçimde de... Ver müziği şey... ver. Müzik ver. Na 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 na. Adayım ulan. Na 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 na. Kaderi herhalde ya. Bizlerin kaderi.
Ya bütün dünyada politikacı oğlum. Amerika'da Trump var ya. Yani ya çok... Kolombiya'da geçen Trump seçimler oldu yani. İşte. İlk defa sol aldı Kolombiya'da. Halk dışarı döküldü. Kolombiya'da. Ha. Sol ama Kolombiya... ilk defa. Kolombiya'nın para derdi yok. Şu anda. Öyle mi? Evet, buyurun. Trump tutuklanıyor mu? Trump'ın içine doğdu Trump haberi. Teknik olarak mümkün değil. Trump tutuklanacak mı? Yargılanıyor en azından. Evet, yargılanabiliyor. Bakın da. Amerika'da neler oluyor. 2016 başkanlık seçimleri öncesinde yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'a Trump hakkında suçlamalarda bulunmaması için. O fotoğraf fake tabii. Evet. Midjourney'den yapılmış bir fotoğraf. Evet evet, Midjourney'den. Ama çok gerçekçi değil mi? Evet. Çok bir tane daha var, bu da çok iyi. Polisler... çok ben iyi şeyi sevdim, polislerden kaçarken, pardon Gülse senin lafını kestim. Evet. Yok yok, bir tane bir koşarak de, kaçıyor. Yalnız gerçekçilik düzeyi yani kolu kopmuş şeyin. Evet evet, özellikle bunu sadece konuşarak yaptırıyor olmaları, yani yazarak yaptırıyor olmaları çok harika. Evet. Değil mi? Bir sürü insan inanmış değil mi? Tabii tabii. Onun üzerine sonra tekrar bir şey yaptın. Trump escaping polis bilmem ne yazıyorsun, böyle oluyor. Ama sonra banlanmış bunları yapan kişi en sonunda, artık Midjourney'i banlamış. Evet, hesabı. Twitter'da. Sonra ne olmuş? Yani sonrasında işte bu suçlamalarda bulunmaması için sus payı olarak 130 bin dolarlık bir ödeme yapılmış bu film yıldızına. Bu Stormy Daniels'ı koyun resmini. Evet, ödemeyi yapan Trump'ın avukatı Michael Cohen bu paranın bir sus payı olarak verildiğini kabul ediyor. Elden vermiş. Sonra 3 yıl hapse mahkum ediliyor. Bu çok eski hikaye bu arada. Cohen evet, 2016'da olmuş bir olay. Fakat şimdiki suçlama şu. Şimdiki suçlama şu. Seçim sürecine etki etmek. Trump seçim sürecine etki etmiş böylece. Çünkü bir saniye. Ama salak olduğu için kaybetmiş değil mi? Etki etti. Seçim kampanyalarına hayır, yapılacak bağışların bir üst limiti varmış. Hmm. 2700 dolarmış bu üst limit. Hmm. Onu aştığı için 130 bin dolar vermiş ya bu film yıldızına. Stormy Daniels geldi bu arada. Bu nedenle dava açılmış şu an. Suçlama bu yani. Ha, geliyor pardon. 2700 doları hayatım, kat be kat. 2700'ün üzerinde bir bağış yapılması. Bir tarafta adamın kadına kendi parasından 130 bin dolar vermesi başka bir şey. Ne evet. Alakaları var? Haber buysa bir alakaları yok. Evet var mı? Hayır, alakaları var şu. Yani orada bir suçlama var. Stormy Daniels'a bir şeyler yapmış ve bu suçlamalar ortaya çıkmasın diye 130 bin dolar sus payı verilmiş bu kişiye. Ha şeyden. Bunu avukatı da zaten kabul ediyor. Hı. Avukatı da hapsediliyor. Anladım. Daha sonrasında bu olayın aslında seçim sürecine etki ettiği ortaya çıkıyor. Yani iddia ediliyor. Çünkü seçim süreci boyunca en üst bağış 2700 dolar olacakken... Bununla ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Bir tek şeyi biliyorum. Şimdi bunlar da karşılığında Biden'a taciz davası açtırttılar. Oğluna mı? Yok, Biden'ın kendisine. Dolayısıyla. Ha, Biden hakkında vardı öyle bir şey. Evet. Bir bilmiyorum. Bu haberde ne gibi bir yorum yapmamızı istiyorsun? Yani sizce tutuklanır mı Trump? Tutuklanır mı? Bunu sen söyle. Ben benim haddim değil. Yani niye size tuhaf? Ben en fazla Süleyman Soylu'ya kadar sallayabiliyorum. Bildiğim kadarıyla bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanı tutuklanmadı. Aa, Türkiye. Türkiye gibi. Yani Nixon en yakındı. Bıraktı. Tutuklanabileceğini söylüyorlar ve bize bu ilginç geliyor ya. Olabilir, bir evet. Başkanın yargılanması, mahkemeye götürülmesi. Yani Trump'ı düşününce çok çok iyi bir fotoğraf var ya. Çok iyi. Ya esas bunları konuşalım. Midjourney, bu AI, dün çocuklarla ona... konuştuk oğlum. Büyük bir devrimin ortasındayız. Zaman zinada biraz daha uzun lafta gireceğiz. İnanılmaz iyi yani, gerçekliği. Bunun orada çok ciddi sonuçları olmuş. Herkesten biraz farklı düşünüyorsun aslında. Onu bir Zamazingo'da bölümlerden bir tanesi yapalım. Sen onu bir anlat. Çünkü dün söylediğin şey çok çok ilgimi çekti. Evet, bu Trump'la ilgili kusura bakmayın. Başka bir şey var mı? Mutlu edemedik sizi. Hayır yok şey. Donald Trump tabii ya. Donald Duck gibi gelen bir adam. Ya falan. Çok enteresan. Ben bu bir program yapardı, hatırlıyor musun? You are fired falan. Ha şey, yanında sağında solunda şeyler var. Yani bu adamın Amerikan başkanı olabileceğini hayal dahi edemezdim. Abi yani, komedyen de başkan olabiliyor. O adamları geçtik. Düşünürsen Ronald Reagan da öyleydi abi. Evet. Bu arada çok ilginç bir şey çıktı. Ben de biraz dünyayı izliyorum arkadaşlar gibi değilim.
80'deki seçimde, 1980'de Jimmy Carter'la Ronald Reagan'dı ya. Ve Ronald Reagan kazandı. Büyük farkla kazandı gerçi ama. Ve büyük bir, aslında dünyada acayip bir değişim başladı biliyorsun. Duvarın yıkılmasına kadar yani. O hatta Reagan ve liberalizm, neoliberalizmin başı oldu yani. Çok büyük bir değişimdi o. Abi Gorbaçov'da. Geçen hafta Amerika'da bir 83 yaşında bir politikacı, iş adamı, Teksaslı 80 seçiminde Orta Doğu ülkelerine ziyaretler yaptığını ve İran'ın elindeki Amerikalı hostage almıştı. İran devrim olmuştu ya. Evet. 50 Amerikalıyı mı ne rehin tutuyordu. Onları bırakmamasını, Ronald Reagan geldikten sonrayı beklemesini söylediğini açıkladı. New York Times'ta falan çıktı. Homeland seyretmemişsindir değil mi? İşte çok bu minvalde şeyler aslında. Çok ilginç. 43 yıl sonra. Bu arada Jimmy Carter hala hayatta. 98 yaşında. Geçen ay tedavilerini bırakıp eve çıkmaya karar verdi. Yani artık. Hayır işte. 4 kere falan kanserden kurtuldu. Bugüne kadar yaşayan en uzun yaşayan Amerikan başkanı Jimmy Carter. Biliyor musun çocuğum Jimmy Carter? Duymuştum. Yani 80'deki seçim manipülasyonu yeni çıktı. Ben bunlara çok inanan birisiyim. Ama şöyle bir tehlikesi var. Şimdi sen Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olduğunda da diyeceksin ki bilmem nenin kaseti vardı elinde. O yüzden oldu diyeceksin. Yok, 43 yıl sonra ortaya çıktı. Özellikle... Ben Muharrem İnce'nin önünü kestim diye. Evet arkadaşlar, devam edelim. Ya siz yine sıkıcı bulacaksınız ama söyleyeyim. HDP kapanmamak için Yeşiller Sol Parti olarak seçime girecek. E tamam, ne güzel işte, bunlar politik ayak oyunları. O onu kapatmaya çalışıyor, o kaçıyor. Ne? Soruyu anladım ben burada. Soru yok. Ha, yani bu HDP'nin kapanmasıyla HDP alakalı neredeyse kapanacak... bir kesinlik gibi bir şey var. Ha, HDP kapanacak mı diye bize mi soruyorsun? Hayır. İhtimaline binaen bunlar bunu... Yeşil Sol olarak mı örgütlendiler? Yeşiller Sol Parti olarak seçime gireceğini duyurdu. 40 ilde örgütlendiler ki öyle bir kapanma olursa lak buradan biliyorum, devam biliyorum. Hatta logosu bile. Yok, ben bir soru, yorum yapılacak bir şey var mı diye. Haberler gittikçe parti, düşmeye başladı. Evet, yani parti kapanma. Ya şöyle dünya parti kapatacağını düşündüğü için seçime girmeden önce adını değiştirdi. Ya bunu zaten kralını yapıyorlar. Eko şeyin, politikanın falan. Rihanna Mihanna yok mu? Bize öyle şeylerle gelsenize. Yani. Aa, hemen Rihanna değil de Daft Punk'ı biliyor musunuz? Yok artık. Tipe bak, Daft Punk'ı biliyor musunuz? Müziği bıraktıklarını açıklamışlar. Onlar arada bir bırakıyorlar. Evet, Teoman gibi. Teoman'la. Ama tekrardan geri dönüyorlar sanırsam. Yeni albüm. Şöyle şeyler. Bir haber var. 2021'de dağılan Daft Punk bu yıl yeniden birleşiyor. Daft Punk'ın 2013'e damgasını vuran disco dans albümü Random Access Memories. Albüme eklenen 9 yeni şarkıyla yeniden piyasaya çıkacakmış. Şimdi artık açıklayabiliriz. Böyle bir şey düşünmüyoruz hikayede. Kaskımı getirin. Çok iyi yalnız. Çocuklar iyi ya. Evet. Kaskları falan. Çok iyi kaskları falan. O kaskları aydınlatmak çok zordur. Zaten görüyorsun, softbox yani ışıklar görünüyor olduğu gibi. Her şey görünüyor. Çift softbox kullanmışlar. Peki yüzleri, şey yazmıştı, bunlar yüzleri nereden nefes bilinmiyor alıyor? Anladığım kadarıyla. Yüzleri hiç bilinmiyor anladığım kadarıyla. Yani biliyor, evet çok. Hani ben... dağlar var filan ama net değil. Bu kızın sesi beni geriyor. Ya arkadaşım, siz ne hasta insanlarsınız ya. Hepimiz hastayız ya. Nıhınıt 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 desene. Uğraşmayın şu insanlarla ya. Hocam şey... En son benim vermek istediğim bir haber var, evet. Tabii, bu arada Daft Punk Teoman'a benzetmiştik. Son şarkısını siz beğenmiştiniz, öyle değil mi? Havasını beğenmiştiniz. Teoman'ın son şarkısını. Teoman'ın son şarkısını. Ben Teoman'ı severim ya. Bu arada Depeche Mode yeni albüm çıkardı. Evet, 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 onu da unutmayalım. Ya Daft Punk haberini ben koydum. İtiraf edeyim çünkü çok seviyorum. Daft Punk çok iyi. Çok çok. Hayatım, kişisel şeylerinizi, beğeninizi. Evet, Jimmy Wonder'la Grammy'de çaldılar. Evet, çok müthiş. İyi. Müthiş. Her şeyleri müthiş bu insanların. Bir başka civcivli haber. Gibi'nin yeni sezonu geliyor. Şimdi bu konuyu neden açıyorum? Succession'ın da yeni sezonu geliyor bu arada. Evet, keşke ona da sıra gelecek. Keşke Succession. Ona da sıra gelecek. Gibi konusunu neden açmak istedik biliyor musunuz? Çünkü İlker Canikli ısrarla Gibi'yi izlemiyor.
Acun'un kanalında olduğu için izlemiyorum. Yoksa dizi hocam aynı mi? Babam gibisiniz. Babam da böyle diyor. Acun'un kanalında. Yani Acun Bey'e para kazandırmak istemiyorum. Ama tamam, sizde account var. Ben de account var hocam. Evet biz zaten öyle yaptık. Artık yok. Kesmiştim. orada ya bence bu arada şey bu aklıma harika bir fikir geldi ya. Hı. Bence Acun olsun abi Cumhurbaşkanı. Evet. Değil mi? Tabii. Bak çok kolay imza attım. Domine ekler geliriz işte her ay. Acun Bey'e bunu bir şey yapsana. Bence biraz şöyle bir avantajı olur. Bence politikacının biraz öyle teflon gibi olması lazım. Bir de şey de Rütük falan da rahatlar. Nasıl? Yani Rütük olayını çok iyi becerir bence. Rütük zaten eğer AK Parti dışında bir bütün son... bütün programlar o şeye dönüşür formata. Rütük'ün son verdiği cezaları biliyor musun? Yani onu merak edenler baksınlar. Saçma sapan arkada Demirtaş'ın kitabı gözüküyormuş. Evet. Bilmem neymiş. Gibi'yle ilgili fikriniz nedir? Seyretmediğiniz için bir şey söyleyemiyorsunuz. Gibi'yi çok başarılı buluyorum ya. Seyrettin yani. Yani birkaç bölüm izledim. Galiba. Koçak mı seyrettin yoksa? Yo YouTube'da vardı bir tanesi. Bir tanesini Nazım'ın account'undan seyrettim. Gibi çok iyi. Çok proje. Aziz Kedi de çok zaten sanırım benim ışıklarım onlar. Tek ayakta tutan projede o diyebiliyorum. Ne? Eksen'i tek ayakta tutan proje. Yo şey de öyle. Konuşanlar o tarafta. Konuşanlar da. Çalışıyor, iyi iş yapıyor. Evet. Ne vardı yani bizim yaşımız. Leyla Mecnun orada hala ama eski. Ben herhangi bir şeyle Gibi'yle ilgili demek ama Gibi için de geçerli. Bir tek bu BBC'nin Sherlock'unda onu yaşamadım. Bir şeyi aynı matematiği tekrar tekrar verdiğin zaman bana ben bir yerden sonra o baştaki yükselmem, baştaki zevkim, ilgim azalıyor. Mustafa Bey ben size kişisel bir soru sormak istiyorum. Neyi hayır söylesem seyretmiş oluyorsun oğlum? Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? Burada yani gelmek istediğin yeri biliyorum. Hocam biz işimiz gereği. Ben size söyleyeyim yalnız çoğu açık ama evet şey yapmıyor, bakmıyor orada soğan doğrarken değil mi? Abi evet, yok yok. Dün hayır o da var. Sinemaya gitti ya. Dün, evet. John Wick'e gitti abi sinema. Vermeden anlatsana. Sinema o değil ya. Sinema bu değil. Sana da söyledim ya. John Wick. Bu arada olmaz öyle saçma şey geri dönüyor. Bu akşam 4'te değil mi? Bu akşam akşam mı oluyor? 4'te. Evet. Saat 16.00. Harika bir bölümle dönüyoruz. Evet. Evet. Uçuyoruz hocam. Bence siz zamanda bir şey bölümü yapmıştınız ya. Duygu sen... Cafer. Jeffrey pardon. Jeffrey. O zamana kadarki bence en iyi bölüm oydu. Bu onunla yarışacak kadar güzel bir bölüm. Evet. Tüm zamanların ya en iyi bölümü olma ihtimali var. Teknolojinin sınırlarını zorladık. Artık ne yapalım Flu TV olarak Cumhurbaşkanlığı ya adaylığımı değerlendirmenizi istiyorum. Ya o YouTube'a öyle prodüksiyon konmaz oğlum. Onu ya söyleyeyim. Mustafa ama kabul et. Senin Cumhurbaşkanı olduğun bir Türkiye'yi ben isterim. Ben de isterim. Ya çok iyisin ya. Biraz yalan söylersin ama. Bak abi yalan diyor. Karakteri de uygun. Kadar gerekli. Karakteri diyor. Adil, adil bir insan bir kere. Şey. Mesela son... dünya liderlerinden hangisiyle görüşmek istersin? Ben Putin'i çok seviyorum ya. Yapma abi. Benim için bak. O masanın bir tarafında seni düşünüyorum. Kim? Putin. Döver ben. Justin Trudeau öyle mi okunuyor da? Kanada. Justin Trudeau. Yani Justin Trudeau. Bir de şey, Norveç'in başbakanı. Of, şampiyon. Hangisi o hoş olan? Benim artık, evet, benim artık şu Fransız çıtırı. Fransız bayağı hoşuma gitti. Mesela biz düşündük buna Ebru'yla, hani sarayda oturacaksın mesela, o enteresan. Sen bir de bekarsın. Saray falan. Sarayda oturuyor Mustafa. Külliyede. Ama içeride sigara içmek yasakmış, balkona çıkıyor sürekli. Ay hocam benim son zamanlar dikkatimi kim çekiyor biliyor musunuz? Bu Avrupa ülkelerinin kraliyet ailelerinin prensleri falan var ya. Prens de prensesi. Hı-hı. İnanılmaz yakışıklılar ya. Nereden aklına geldi? Yani... Niye acaba? Yani, ya ondan nerede, sonra nerede diyorsun ki linç yiyorum. Tabii yersin kardeşim ya. Hayatım bir onlar kuşaklar boyunca et kalitesi çok yüksek bir şey. Gerçekten yani onun kremi, sütü, bakımı bilmem ne anasının babası, onun anasının babası, onun anasının babası. Oğlum Mustafa düşünsene şu şeyi. Neyi? Sarayda külliyedesin sen. Abi benim bir odayı gülerim ben. Bir odayı PlayStation salonu yaparsın. O kadar oynamıyorum yani. Kaç oda vardı orada? 800 oda mı ne vardı değil mi? Var 700. Abi olmaz. Nazım'a bir siyaset. Hayır. Bak şöyle hayatta bütün tanıdıklarımı... Yani Togun başına Nazım'ı getirelim ben. Hayatta bütün yakınlarımı toplasam
orası bize çok çok büyük olur. Yani şey 800, hayali vardır ya. 800 odada zaten yani harita lazım orada dolaşmak için. 40'lı yaşlarda şey muhabbeti vardır ya. Yani ne istiyorum biliyor musun emekli olunca? En sevdiğim 4-5 arkadaşımla güneyde böyle bir yan yana evler alalım. Bir arazi, 5 ev. Orada ben... Öyle bir hayalim varsa bile çok büyük orası. Yani bütün tanıdıklarını toparla. O ayıp yani. O Recep Tayyip Erdoğan şey diye orayı savunmuştu değil mi? Hani aslan yattığı yerden belli olur. Yurt dışından tanıdıklarım geliyor. Devlet zor adamları. Onları dedi bir de. Hiç giden bak şöyle. Merak etme. Bunu yaptıktan sonra şeyi yapman lazım. Bu kadar adamla, bu kadar ülkeyle papaz olamazsın. Çünkü o zaman yaptırdığın külliye boşa gidiyor. Yani sen insanları ağırlamak için de bir yandan yaptırdın ya onu. Ya Merkel'i seyrettim. Çok üzüldüm ya. Nesine üzüldün? Çok büyük bir fark var abi arada. Abi ama Merkel de şey orantısız güç yani. Çok enteresan bir aday seçmişsin. O çok hayır, çok iyi. Yani. Netflix'te belgeseli çıktı ya. Siz seyrettiniz mi? Merkel. Yani Angela. Ya, Angela Merkel'in belgeseli çıktı. Nine. Abi çok ya. Düzgün lan. Yani bu kadar yani nasıl bu kadar fark olabilir abi? Almanya. Bak hepsi abi, olur mu canım diye... Almanya abi Hitler'i de çıkardılar yani. Ama abi onun için işte o kadar geriye gitmen gerekiyor. Ben çok mesela Avrupa diyorlar ya Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere tek çırpıda sayılıyor. Almanya başka bir şey abi. Bak Fransa'yı sen çok seversin. Fakat bak Almanya şöyle bir tufaya bir şey. Gelmeyelim. Sansusiller geldiğinde de ben hayattaydım. Evet. Ve hatırlıyor musun bir gaz abi Türkiye kadın başbakan güzel profesör ekonomi falan filan yani sadece şeyden bahsetmiyorum ben ambalajdan bahsetmiyorum. Öyle bir hayalim var. Bir şey yaz çok kötü bir karakter olsun o çok kötü karakteri bana emanet et ve bir kere o kötü karakter zeki olsun bunu çok istiyorum. Yani sizin yazdıklarınızda karakterler hep karikatür gibi ya yani bir... Defosu var ya aptal ya bilmem ne şey. Gerçekten hani ama şuradan zeki... aklıma geldi. Tansu Çiller yüzü bebek gibiydi o zaman. Son dönem için konuşmuyorum. İnsanlar annem de öyledir yani. Birisi temiz yüzlüyse abi kadının içinden cerahat çıktı yani. Hani... Oğlum dava açılacak ne yapıyorsun? Hayır hayır bu kötü bir şey söylüyorum ki. Çok çok enteresan. Mesela İlker de ne kadar beyaz Türk, yakışıklı, güzel falan filan. O da Instagram'a koyuyor, hoş fotoğrafları da pompalıyor. Bilmiyorlar ki adam içinden karanlıklar bilmem neler şey ya, bu muydu? Bu çok başarısız bir darbe girişimi abi. Buna ancak darbe tiyatrosu denir bu yaptığı şey. Ben işin eğlencesindeyim canım. Şey... En son ne konuşuyorduk? Almanlarla Türkler arasındaki evet. Kalite farkını konuşuyorduk. Abi. Ama işte Alman'ı seçme. Orada Portekiz'i seç. Öyle bir şey yap ya. Yani. Abi yok bizdeki gibi ben görmedim hiç ya. İyi olur umarım ya. Ya bilmiyorum. Olan Kolombiya'da falan vardı. 20 bir. Yılımız gitti işte. Papua Yeni Gine'de falan. Arjantin falan hani belki birazcık bize daha yakındır. Almanya ben bir bayağı yaşadım orada bir de. Yani bizi kıskanmıyor mu Almanya? Ağlıyorlar. Nasıl olur? Evet. Tam demişken John Wick 4 çıktı. Ben ilk 3'ünü hiç Mustafa? İzlemedim. Evet nasıldı Mustafa? Bu sefer biraz gaza gelmiş olabilirim. Hem çok sevdiğim için hem de çok şey okudum. Bu arada daha önce olmadığı kadar da YouTube'a şuraya buraya parçaları düştü. En iyi şimdiye kadar çekilmiş en iyi John Wick 4 diye okudum. Ali de çok gitmek istiyordu. Teknik oğlum beraber mi? Gittik. Ya şöyle hani... O deniş İlker de şey diyor işte ne olacak işte kılıçlar tabancalar dövüş çart çurt falan diyor. Yo çok güzel ben çok seviyorum. Hatta aynı yönetmenin evet. Bullet Train de çok iyi. Aa evet. Bullet Train gerçekten çok Bullet. Eğlenceliydi. Doğrudur ben Bullet, Bullet diyorum. Bullet. Magic Bullet'tan geliyor bendeki. Magic Bullet. Şey o kadar yani bence 4 filmin en iyisi değil ama şey hissediyorsun ya John Wick John Wick'tir yani şöyle olmuyorsun. Yeni nesil Rocky'lerde olduğu gibi Creed'de olduğu gibi yani lan bu neydi olmuyorsun. Evet. Bir kere o John Wick tadını estetiğini alıyorsun. O varsa. Ama mesela çok şey diye okumuştum. Şimdiye kadar kullanılmayan aksiyon teknolojileri kullanıldı falan diye abi sade filmin sonunda bir stunt hayır film bitti. Kreditslerde bir stunt güruhu geçiyor. Zaten yönetmen eski stunt ya. Eski bir de dublör. Ondan daha fazla İşte visual effects geçiyor. Abi herhalde 300-400 tane visual effects yapan insan ismi geçti.
Bir de spoiler değil, kredislerin sonuna kalın. Orada da Marvel'larda olduğu gibi bir her şey bittikten sonra yani 7 dakika 8 dakika şey kredislerin akmasını bekliyorsun. Ondan sonra bir ufak sahne koymuşlar. Bu arada oğlum siz şeyi seyrettiniz mi? All Quiet on the Western Front. Hala izliyorum. Ben bir 15-20 dakika seyrettim şey gibi. Bak Alman o da, Alman teknolojisi. Hak etti mi diyorsun? Bence aşırı iyi bir filmdi. 1917'den daha mı iyi? Ben 1917'de çok daha iyi. Çok daha iyi. Gerçekten çok iyi yapmışlar filmi. Çok daha iyi, çok iddialı ama. Abi inanılmaz iyi ya. Öyle söyleyeyim. Ne anlamda? Gerçekçilik olarak. Abi o romanı... Bir kere hikayesini daha iyisi daha getirdim. Hikaye falan yok abi. Hikaye falan yok. Ya o... Şey, Birinci Dünya Savaşı'nın o felaketini çok iyi göstermiş. Yani psikolojik olarak işte gençler çok etkileniyor. Hani bunun gibi gençler. Yani benim gibi gençlere de hadi... Senin, oğlum adamın sesi yayına gelmiyor. Konuşmayın şuna. Şey yani... Yani şey yapıyor. Heyecanlandı herif. Benim gibi gençler işte gidelim cepheye Fransızları öldürelim gibi gaza geliyorlar. Ama cepheye gittikleri zaman... görüyorlar. Görüyorlar ki aslında şöyle bir şey yok. İşte gaz bombaları falan filan. Bayağı psikolojik olarak... Sen seyrettin mi Gülse? Şey vermişti. Ben... 1917'yi izledim de dedim. Sen niye daha iyi Batı cephesinde ne anlamda daha iyi? İzledim onu. Şey yok. İzledim onu. Çok çok iyi. Çok iyi. Çok çok iyi. Ama romandan farklı o. Farklılaştırılmış. Hayır şeyi demek istiyorum. Roman gibi film. Evet. Yani seyrediyorsun abi hiç. Hani olay çok bir şey yok aslında. Yani savaş. Hani öyle çok öyküye de takılmamış. Sen nesini çok beğendin? İnanılmaz bir görüntü yönetmenliği var. Kesinlikle. İnanılmaz bir sanat yönetmenliği var. İnanılmaz bir oyunculuk var. Başroldeki olan inanılmaz iyi var. Ben yani böyle o kadar etkilendim ki Alman vatandaşı gibi hissediyorum kendimi. İzlerken ama, ağlıyorum falan. Ama Fransız'ı öldürdü. Çok kolay bence. Fransız'ı öldür. Bir yerde öyle çok vahşi bir sahne var. Evet, yani birebir bir mücadele var. Çok ağır ve uzun. Uzun. Evet. Öldürüyor. Öldürdükten sonra da pişmanlığını yaşıyor herif. Onu da sen de yaşıyorsun. Sen de öldürsen anlarsın o pişmanlık oluyor abi. Muhteşem bir film hakikaten. All Quiet on the Western Front. Yani bir dakika daha böyle başka bir şeye bakma ihtiyacı duymadığım bir film. Çok ilginç. Bu çok önemli. Çünkü Mustafa sıkılabilir yani, ama. Evet yani odağımız... Çünkü John Wick gibi değil ya böyle. Ya büyük sinema var ya büyük sinema hani. Evet büyük sinema. İşte bu büyük sinema örneği bence. Yalnız ne o çalışmışlar yüzden... making of'u var. Evet. Netflix'te gördün mü? Çok. Ha, tabii, onu bu arada başrol oyuncusunun ilk deneyimiymiş. Şey izleyicilerimizden biri yazdı. İlk deneyim. Abi mutlaka bugün ne işiniz varsa bırakın yani sinemayı seviyorsanız o filmi seyredin. Ama bugün cuma gece dışarı çıkılacak. Hayatım Ramazan başladı. Aa doğru. Şimdi peki filmlerden konuşmuşken bir şey dikkatimizi çekti. Netflix Türkiye çok fazla yapımla çok fazla dizi filmle girmiyor mu sahneye? Şimdi bak. Sayısı arttı. Prodüksiyonların. Uzak Doğu. Hayır, Türkiye. Türkiye'deki Netflix. Netflix Türkiye. Bu, ucuz. Yani ard arda bir şeyler yayınlıyor. Eskiden öyle değildi tabii. Nadirendi ya da işte belli bir aralık konuluyordu. Şimdi böyle dolar, her hafta bir şey var. Dolar yüzünden biz çok ucuz kaldık. Ya amacınız ne? Netflix'i aramın şeyi bozacak. Hayır, yani işte Şahmaran. Bozulsa ne olur 10 günü. Anne biz kimden kaçıyorduk? Şimdi bilin. Bir prodüksiyon yapıyor olmaları mı rahatsız ediyor? Evet, Ahbel'in de benim çok dikkatimi çekti bu arada. Hayır, çok sık, çok fazla şey oluyor yani Türkiye'den. Amaç da o değil mi zaten? Yani burayı, o paraları verecekler ki bu endüstri varsa yarar bir endüstri. Onu canlandırıyorlar işte. Başka yönetmenler film çekiyor, başka oyuncular oynuyor. Yani kötü bir şey midir? Yok, gayet iyi bir şey. De, çoğu iptal ediliyor, kötü. Evet. Yani, ama yani o da sizin paranız yanmıyor ya, onların parası yanıyor. Ben Netflix'e para veriyorum yani. Hayır. Bir dakika. Ben de, evet. Hayır, sizin verdiğiniz parayı ben evet, yerim. Evet, geçelim. Ve yavaş yavaş. Rap it up vardır. Paketleyin. Saat oldu. Paket. Evet, TV yapımları bile iyi kalıyor yanında demiş. Ondan başka bir habere geçeceğim. Aile diye bir dizi çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Selmay Sarıkaya'nın başrollerinde oynadı. Şey mi? Gerçi yani. Ezel, Karadayı, işte Çukur. Normal kanal mı? İçeride. Show TV'de. Ay yapımın Show TV'de hafta başlarında vurdulu kırdılı dizileri bana sorun. Bunu artık herkes biliyor. Söyle. Biliyor musunuz? Takip ediyor musunuz? Nasıl buldunuz aileyi? Ben çok aradığım şeyi o çizgide devam ettiğini düşünüyorum. Yani... Ne demek? Yani şimdiye kadar söylediklerimi duydunuz mu? Ay yapımın Show TV'de hafta başlarında pazartesi, salı yani, son 20 yıldır
belli bir izleyiciye verdikleri bir mama var. Ben o mamanın lezzetini seviyorum. O çizgide devam ediyor. Hmm, aynı ilacı veriyorlar diyorsun. Okey. Evet, kendisinin maalesef beğenisi bu düzeyde. Onun için Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ'a kafa atıyor. Onun dün Banu Bölen çok güzel kendisine füze attı, farkındaysan. Ben Banu'yu çok severim. Cevap da vermedim. Çünkü hani sabah o gruba attı, sabah da attı. Dün gece bir mesajlaşmışsınız. Onları da gördüm. Şey dedi özetle, ya senin zevkin Çukur kadar. Çukur dizisi. İşte bilmem ne şey etme dedi. O da çok keyifleniyorum sana füze atılınca. Şey, orada da tartıştığımız ne vardı? Ben şeyin ikinci sezonunu beğenmedim dedim. Ona yükseldi. Succession. Evet. Olur mu? White Lotus'un ikinci sezonunu beğenmedim dedim. Yeni haber girdi bu arada. Ne oluyor? Hocam geriden yeni haber, Succession'ın yeni sezonu geliyor. Bizim tabii ki favori dizimiz. Bu son haber herhalde, değil mi artık? Hatta biz onu çektik, yeniden çektik. Son haber mi olsun bu? Bilmiyorum, siz bir evet. Buçuk saat oldu yani. En son ben bir haber vereceğim. Evet. Çok üzüldüm bu habere. Evet. Ha, geldi mi vakti artık? Var mı başka bir? Succession'dan biraz bahsedelim, ondan sonra seni dinleriz. Evet. Succession muazzam bir dizi. Son final sezonuymuş hocam, sizce daha fazla devam etmeli miydi? Bence tadında bırakmak lazım. Evet. Hatta bence 3 sezon bile şey olurdu yani. Hocam siz Succession'daki babaya dönüştüğünüz bir videomuz da var bizim. Evet. Bu videomuzu izleyebilirsiniz. İnanılmaz şöyle. İyi, inanılmaz iyi. Kralın düşüşü. Buradan elimi uzatıyorum, oradan çıkıyor Mustafa, işe bak ya. Allah'tan elini uzatıyorsun sen. Bugün kedimiz yok ya. Uzayan kedimiz bugün yok. Evet, son haberi de ben vereyim. Çok güzel bir haber oldu benim Mustafa. 25 yıldır baktığım, her gün her sabah baktığım bir web sitesi vardı. dpreview.com. Evet, kapanıyor. Çok rahmetli. 2008'de aslında Amazon almıştı. Geleceğini görmüşsündür. Görmüş olman lazımdı. Son dönemde bir düşüş içindeydiler. Bunu Phil Eski diye bir adam 90'ların sonunda kurmuştu. Daha hiç Digital Photography Review, DP Review. Hiç ortada bir şey yokken kendi kendine kurmuştu. Sonra milyon dolarlara 2008'de Amazon'a sattı. Şimdi Amazon dünyada... bu arada büyük bir kriz geliyor. Tabii bunun farkında mısın bilmiyorum. Bütün dünya çapında. Yani o... Amazon adam çıkarıyor. 10-15 bin kişiyi çıkarırken bu arada bu da gitmiş. Şeye üzüldüm ama 25 yıldır her gün bakıyordum ve... Bütün çıkan kameraların review'larını yapıyorlardı adı üstünde. O database de gidiyormuş. Nasıl? Yani onu da tutmayacakmış. 10 Nisan'da tamamen kapanıyormuş. İlla ki abi yok onun bir... Yok gidiyormuş. Tamam. Yani birisinin satın alması falan lazım ama kimse de uğraşmaz herhalde öyle bir şey satın almakla. Onu bir Muharrem Bey'den bekliyoruz. Muharrem İnce Bey. DP Review satın alabilirsin. Ben New York'taki binasına çok etkilenmiştim, New York'taki binasından. DP Review'a mı gittin? İngiltere'de onların binası çünkü. Hayır, şeyde store'ları var işte. Sen B&H'i diyorsun. Aa, B&H'le karıştırıyorum, doğru söylüyorsun. DP Review Londra temelli bir şeydi. Doğru. Geri aldım. Evet, acımız büyük. Rest in peace derler biliyorsun. Evet. Huzur içinde yatsın. Ama bu önemli bir şeylerin de göstergesi. Fotoğraf, video alanı... Bitiyor artık sizin için ya. Bitmiyor da işte. Ya işte Trump polislerden kaçarken fotoğraf yap bana deyince tabii olay biraz. Yapay zeka. Ben geçen gün Instagram'a kendi fotoğrafımı koydum. AI mı diyorlar oğlum ya, millet. Hocam siz AI kadar kusursuz. Ya böyle bir çakal var mı ya? Bak böyle bir çakal var mı? Cumhurbaşkanlığı adayıyım. Hadi Succession'la ilgili de son... Bence onu önümüzdeki hafta da konuşabiliriz Succession'ı. Yani. Evet, bir de biraz seyredelim böyle evet, konuşalım. Evet, 27 Mart'ta çıkıyor zaten final sezonu. İlk iki sezonu Blue TV'deymiş. Bu çok önemli bir haber değil ama. Evet. HBO artık Blue'yla daha da şey yapacak sanırım. Vallahi ben benim Blue TV problemli çalışıyor. Onu çözsünler ya. Neyi? Arayüzü çok arayüzü hoş değil kötü ya. Arayüzü kötü maalesef. Ama onu da uğraşıyorlarmış, düzelteceklermiş. Şey, en büyük geyik şey... Adam ölüyor mu ölmüyor mu sonunda, onu konuşalım bir ara. Evet. Yani kralın düşüşü olacak mı olmayacak mı? Elbet ölecek bence. Elbet ölecek bence de hani gerçek hayatta mı dizideki karakteri olarak mı, onu konuşalım. Evet, gelecek hafta, hatta belki neyse.
sürpriz olsun. Peki evet. Bakalım. O zaman, evet sevgili hocam, seyirciler. Dünyanın en kötü insanı İlker Can İdgil ben. Dünyanın en kötü haber bültenindeydiniz. Haber bülteninde değil. İki adet habersiz insanın. Ondanlar, en az onlar kadar habersiz diğer insanlar tarafından hazırlanmış haberlere yaptıkları saçma yorumlarla birlikteydik. Bu programı yapma dediğiniz sürece daha da fazla yapacağımı biliyorsunuz. Dolayısıyla ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Yapın. Like'a basın. Popoplayın. Ateşleyin. En iyi programımız deyin. Ben Deniz İlker Can İdgil. Yanımda dünyanın en iyi mühendislerinden biri olmayan Mustafa Seven. Kameranın arkasında dünyanın en iyi kameramanı olmaya çok uzak olan Nazım Yılmaz. Onun yanında dünyanın en iyi editörü asla olmayan Gülşemin Angıçlan. Onun yanında okuma yazma konusunda çok yol kat etmesi gereken Yaren Açıkgöz. Rejide arada heyecanlanıp mikrofona dalan Selahattin Demirtaş. Mertcan Demirtaş. Mertcan Demirtaş. Haftaya buluşmak üzere 11'de yine birlikte olacağız. Habersizlerde kalın. Habersiz kalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Çıktı herif zaten. Harika. Teşekkürler. Elinize sağlık.